ekranları karşıdaki izleyicilerimiz ve tiyatroya gelen misafirlerimiz, çok güzel hareketlere hoş geldiniz. Harika bir Arife gününden hepinize selamlar. Biliyorsunuz yarın bayram. Arife günü 1 Mayıs. İşçi ve emekçiler günü efendim. Kutlu olsun. Kutlu olsun. Güzel. Harika skeçlerle bugünü kutlayalım. Ayrıca benim için ayrı önemi var. 1 Mayıs annemin de doğum günü. Annemin de buradan doğum gününü kutluyorum. O da bana çok emek harcadı. Güzel, eğlenceli bir gece olsun. Hem bayrama yakışır bir gece olsun. Hem buraya gelen seyircilerimiz, hem ekranları karşısında böyle Arife'de, bayramda bir araya gelinir, topluca televizyon izlenir. Ailece hep birlikte güzel sıcak sofraların kurulduğu bir ortamdan bizi izliyorsunuzdur inşallah. Çok güzel hareketler başlıyor alkışlarınızla. Sevgili misafirler, şimdi sevgilisini kendini affettirmeye çalışan bir sevgilin hikayesini izleyeceğiz. Aranızda böyle kendini affettirmek isteyen, sevgilisine karşı mahcup biri var mı? Var mı? Aha var. Güzel. İşte en sevdiğim interaktif. Buyurun. İsminiz merhaba. Neydi? Süleyman. Süleyman Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ne oldu? Ya biz yaklaşık 3 hafta önce bir ayrılık yaşadık. Hadi be. Yani tam ayrılık değil de. Yarın. Böyle aynen. Ya çünkü uzak mesafeydi bizim ilişkimiz. Ne kadar zamandır birlikteydiniz? İki senedir. İki senedir. Uzak mesafe biraz yormuştu aslında bizi. Sonra biraz ara verdik ve şimdi daha iyiyiz. Yani şu anda daha iyiyiz. Yani şu an affedilmem konuşmasıysa bu. Evet. Yeniden küsebilirsiniz, öyle bir konuşmaydı yani. Hani ya sonra verdik, şu an iyiyiz. Ne kadar mesafe var aranızda? Ben Ankara'da okuyorum. Kız sen? İstanbul'da. İstanbul'da. Evet. Mesafeler çoktu diye ayrıldınız. Sonra evet. ne diye bir araya geldiniz? Ya ondan sonra şu an benim doğum günüm. Doğum günü hediyesi olarak kim aldı? Ben. Evet. Sen ona doğum günü hediye. Yani aslında barışmayı sağlayan da sensin. Bir nevi. Çünkü senin konuşmalarından onu sağlayamayacağını anladım ben. Yok, yani bir küslük varsa seninle barışılmaz. Yani sen barışamazsın. Biraz da o kız sana doğum günü hediyesi olarak bizi almış, hediye olarak. Aynen, biraz yani gerçekten oldu. Ciddi para ödedi. Oyundan sonra da sana geliyoruz bu arada biz ekip olarak. Geleceğiz. Hediye olarak. Yani bu güzel jest karşısında sen de böyle bir iki cümle etsene böyle. Şey, hiç romantizm yok gibi duruyor ama. Çiçek aldım. Ya gerçekten seninle iki yıl da çok zormuş biliyor musun ya? Çiçek aldım falan yapıyorsun abi. Lütfen ya. Şu an yanında ve seni çok seviyorum. Şimdi toparladım yani. Hiç, senin hiç aran yok ya. Çiçek aldım. Seni çok seviyorum. Hani bir ara yok. Mutluluklar inşallah bir daha mesafeler ayırmasın diyelim. Şimdi dualar eder insan geliyor. İyi seyirler, iyi eğlenceler. Gel şuraya. Tamam. Gel. Beyler dikkat edin beyler. Tamam. Ya oğlum şunu biraz yukarı kaldırsanıza ya. Oğlum benim boyum 1.58, ne yapayım daha ya? Tamam beyler, bir orta yol bulalım ya. Sen biraz eğil, sen de biraz şöyle öne uzat. Nasıl uzatayım oğlum? Bakayım. Tamam, yengenin kafası yeni geldi, tamam. Tamam, güzel, tamam. Getir. Beyler dikkat edin. Kızı yavaşça tamam. Şöyle aşağı tamam. Bırakalım. Tamam. Tamam. Sakin. Yavaş. Sakin. Öyle değil, öyle değil. Şöyle altta kalmış. Tamam. Şöyle. Allah kahretmesin. Tamam mı? Beyler, bir şey söyleyeceğim. Yengenin harbiden başımızın üstünde yeri varmış ha. Yol düşününce. Allah Allah. Hani burada içeri girip başının üstünde. Bana bak, her durumda şaka yapma lan. Kız kaçırdık, neyin şakasını yapıyorsun ya? Tespit, bu tespit şaka değil. Bir dakika, tamam. Ne yapacağız bunu? Bilmem. Ne demek bilmem? Sen dedin ya, ben sevgilimi kaçırdım, halıya sardım dedin. Kanka gelin bana yardım edin dedin, eve götürelim dedin. Biz kızı kaçırdık şimdi, ne demek bilmem? Ulan arkadaşınıza 40 yılın başı bir iyilik yaptınız, bir de şimdi onun hesabını mı soruyorsunuz? Aha. Ne yapayım oğlum? Kız benimle barışmıyordu, ne yapayım? Şişt, oğlum harbiden şu mevzuyu anlatsana bir. Cansu'yla niye küstünüz siz ya? Ya beyler, şimdi ben Cansu'nun evinin önüne gittim, tamam mı? Aradım açmıyor, aradım açmıyor. Ben de aldım cama taşı yapıştırdım, cam kırıldı. Neyse Cansu aşağı indi, meğer telefonu şarjdaymış.
Ben de 100 lira uzattım camı yaptırsın diye. Yok aşkım ben almam dedi. Allah'ın adını verdim dedim. Al şunu bak ben sebep oldum dedim. Al şunu dedim. Aldı cebine koydu. Bonkör aşkım dedi. Sarıldı. Meğerse cam 80 liraya hallediliyormuş. 20 lirayı cebe attı. Ne ha oğlum sen bunu niye anladın? Kızla niye küstün? Bunu anlatsana kardeşim. Olaya gel ya. Mantıklı. Doğru. Ha, sonra şey oldu işte. Biz evin önündeki parkın oraya gittik. Oturduk kanka. İşte oturuyoruz. Sohbet ediyoruz. Babası geldi. İşte merhaba çocuklar, sizin burada ne işiniz var? Ben de biliyorsunuz, büyüklerime karşı saygılı bir adamım ya. Evladım, sizin burada ne işiniz var deyince yumruğu çaktım kaçtım. Sen sevgilinin babasına yumruk mu attın? Kanka, ben ona vurmasam o bana vuracak gibiydi ya. Oğlum adam merhaba çocuklar, evladım falan demiş. Niye yumruk atsın sana? Ya ne yapayım, heyecandan işte yani. O anda bilemedim yani. O günden beri küsüz, meselleşmiyoruz. Babasıyla mı? Ne babası lan? Babasıyla ne masal? Oğlum. Beyler, kusura bakmayın muhabbetinizi bölüyorum. Çok da güzel akıyor ama galiba yenge halıda boğulacak. Aa, haberiniz olsun. Lan kızı unuttuk lan. Hadi aç. Tamam, üç deyince beyler sakin. Aşağı dışarı. Tamam, bir, iki, üç. Üç. İndir kanka. Aa. Bu ne lan? İrem Derici. Cansu estetikle İrem Derici mi oldu lan? Ya ben vururum sana. Ne kaçırdın lan bu kadını? Oğlum bir sakin olun. Her şeyin mantıklı bir açıklaması var. Cansu İrem Derici hayranı. Baştan desene be güzel kardeşim sen şunu ya. Tamam beyler, sizinle manitalarınız kimin hayranıysa alıya sarıp kaçıralım. Olmaz. Bizimkisi Eser Yenenler hayranı. Olmaz. O bizi yorar. Yorar. O yorar. Fıtık oluruz lan. Tabii canım doğru yorar ya. Yorar. Bir de bende kayma var zaten. Mal mısınız oğlum siz? Ne kaçırdın lan kadını? Yani oğlum ne yapayım yani Allah Allah benle barışmıyordu işte. Bizi bir tek İrem Derici barıştırabilir ya. Biz şimdi senin yüzünden İrem Derici'yi halıya sarıp kaçırdık mı? Ne var? Emel Sayın da halıya dürüp kaçırıyorlar. Filmde o gerizekalı film. Burası da skeç program. Mal şuraya bak. Tamam abi tamam. Kadın mı yandı lan? Kadın mı yandı? Kaç, bismillahirrahmanirrahim. Dualar eder insan. Mutlu bir ömür için. Ne diyor? Lan oğlum niye bayılttın lan kızı? Yeter artık gına geldi. Her düğünde aynı şarkı ya. Düğün mü lan bura? Biz düğünde miyiz? Niye bayıltıyorsun oğlum kadını? Kardeşim, kanka, kanka şey diyeceğim. Düğüne de İrem'i getirelim mi lan? Aynen lan. Kilime saralım bu sefer de İrem'i. Öyle gel. Oğlum çakacağım ağzına bir tane ha. Ne kim oluyor geldi lan? Lan? Bismillahirrahmanirrahim. Kim geldi? Kim geldi? Kim geldi? Kapıcı Şükrü abi. Ha. Ne yapacağız? Ne yapacağız? Oğlum panik yapma lan. O da İrem Derici dinliyor. Sıkıntı yok. Oğlum konserde değiliz şu anda ya. Bir olayın bir ciddiyetini anlayın lütfen ya. Tamam oğlum tamam. Bir sakin olun ya. Sizi bu durumun içine ben soktum ben çıkaracağım. Kanka şimdi kızı bir koltuğa koyalım. Ne alaka lan koltuğu? Gel, var bir bildiği demek ki. Ay gel. Tut şurada. Hadi. Anam. Dur şu ayakla. Saçtan alma. Saçı kadının şey oldu. Saçını kopar. Kendine geliyor yavaştan. Dur. Dur oğlum. Çok kötü gitti. Kaldırdım kadını. Çok kötü gitti ya. Tutup kaldırmak ne kadını? Dur. Yastık koyalım. Yastık koyalım. Şu an baygın gibi duruyor. Evet. Kadını zaten oraya sardık. Kanka. Burada. Kanka kapıyı aç. Otur otur yanına. Kapıyı aç. Açıyorum. Aç aç. Beyler okey miyiz? Sıkıntı yok. Eliniz ayağınıza dolaştı be. Eliniz ayağınıza dolaştı. Otur. Hadi. Doğal, doğal. Selamun aleyküm Beyze. Aleyküm selam abi, hoş geldin. Geldin. Vospurlum, vospurlum. Ana, hayırdır misafiriniz mi var? Yoo. Oha! İrem Derici. Kim? Aha, oradaki. Kim ya? Lan vallahi İrem Derici. Hani ya? Oğlum, ne işi var lan burada? Ne bileyim abi. Dualar eder insan. Mutlu bir ömür için. Bak, en sevdiğim şarkısını söylüyor ya. Allah Allah. Hayırdır oğlum, ne ilginiz oluyor lan? Misafirimiz abi. Hadi canım. Valla. Nereden ya? Kendisi benim sevgilim abi. Siktir lan. Ne oldu, yakıştıramadım mı? Oğlum sen olsan yakıştırır mısın lan? Allah Allah.
Vallahi billah. Abi ya gerçekten. Vallahi kadını kaçırdım deseniz daha çok inanırım. Ya, ne alakası var ya? Kim söyledi lan kaçırdık diye? Tamam. Kim dedi? Kimse demedi. Yok lan benzetme yaptım. Bir sakin ol ya. Yok abi gerçekten kendisinin kız arkadaşı bizim Tarık'ın. Başta biz de bir şaşırdık. Biz de aynı tepkiyi verdik. Sonra zamanla alışıyorsun abi. Şimdi İrem konserden geldiği için birazcık yorgun. Uyudu burada. Biz de misafir ediyoruz yani. Vallahi helal olsun lan Tarık. Size bir şey diyeyim mi? Sizin kapıcınız olduğum için gurur duydum yeminle. Ne alaka abi? Şöyle alaka oğlum. Misal İrem Derici'nin kapıcısı olsaydım, seni getirip sevgilim diye tanıştırsaydım ha, onu kınardım. Nasıl bir şey? Mantıklı, doğru. Abi artık bir sipariş verelim. İrem de uyanmasın. Çok yorulduk. Tamam. Tamam öyle yapalım. Ver abi Kemal siparişi ver. Şey abi biz öyle tatlıdan, tuzludan böyle bir şeyler, meyve suyudur. Yeter, yeter. Bir de, tamam. O bir şey, ya o kuru yemiş vardı. Lüks kuru yemişin tamam, içinde yeter, bir şey ya, var onun. Tamam yeter ya, gerek yok. O lüks kuru yemişin içinde değil. Buji. Heh, bir de buji abi. Buji ne lan? Buji ne lan? Kaju, kaju. Ne abi elektrik mi vereceğiz tamam. Kadına? Kaju lan. Ya, dur ya, tamam abi ondan. Tamam. Ve çok güzel ya. Çok güzel. Ben siparişlerin hepsini getiririm. Eyvallah abi. Hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz. Vay be. Eyvallah. Sağ olasın. Oğlum niye uzatıyorsun siparişi? Ver gitsin işte adam. Oğlum ne bileyim ünlülerin kulislerinde görüyorum işte onu. Onu Aygican'ı çekerdi. Beyler, beyler, beyler. Kadın uyanıyor. Bismillahirrahmanirrahim. Sayın bezmenler lütfen açar mısınız kapıyı? Ne diyor? Öyle herhalde. Bezmen. Efendim abla? Ne oluyor bu? Neresi? Burası neresi? Siz kimsiniz? Burası neresi? Bu ne? Niye önde durmuyorsun? Sen şurada dur ya. Tamam. Ne oluyor? Kimsiniz siz? Sakin olalım. Tamam. Bir dakika sakin olalım. Sakin tamam, olun. Sıkıntı yok. Sen ben. Sen de. Koş. Geç. İrem Hanım, siz arkadaşlarınızla eğleniyordunuz. Sonra ormana kaçtınız. Orada bayıldınız. Biz de sizi bulup buraya getirdik. Ne? Oğlum saçmalama. Gel şuraya. Niye ifşa ediyorsun? Yürü ya Allah Allah. İrem bizi tanımadın mı babacığım? Biz senin aileniz. Baban. Dayın, amcan, halan. Ne diyorsunuz saçma ya? Saçma sapan konuşmayın ya. İrem Derici Hanım, siz bizi yanlış anladınız. Biz sizi kaçırdık. Allah belanı versin. Böyle söylenir mi? Ne diyeceğim? Sakladık mı? Ne diyeceğim? Manyaklısın oğlum sen. Yok, hiç öyle bir şey yok. Yanlış anladınız. Kaçırdınız mı? Hayır. Yok. Ulan daha da mı yaşıyorsunuz siz? Adam kaçırmak mı kaldı? Öyle düşünme. Ulan ben sizin... Öyle... Teessüf ederim ya. Adım çıkmış gerçekten. Eskisi gibi küfür etmiyorum. Bıraktım. Siz ben sizin niye başlayınca biz şimdi tahmin ettik hani... Ulan ondan... ben sizin yaptığınız şeyi tamamıyla kınıyorum diyecekti. Aynen. Ama mevzu bu mu? Asla değil. Niye kaçırdınız lan beni? Oğlum, saçıma başıma bastınız her yerime, kafama gözüme. O yanlış oldu. Evet, yanlışlıkla oldu. İrem'in, İrem abla. Aslında biz... Abla deme bak. Abla benzer bir halin var mı? Ama hayır, yok abla. Abla yok, tamam abla yok. İrem Derici hanımefendi. Hanımefendiye benzer bir halim var mı? Doğru, tamam tamam hanımefendi. Ne diyeceğiz? Bebişim. Sapık. Bebişim de ayıp. Bebişim de lan. Sapık. Sapık herif. İrem Hanım, çok yanlış anladınız. Biz aşığım. Biz sevgilimle diyor ki ben diyor sevgilimle aram kötü, ona çok aşığım diyor. Siz de yardım edin diyor. Ona çok aşığım. Gerizekalı, sevgilinle aşıksan onu kaçırsaydın. Kaçırmadık ki, ödün çaldık. Ben bir şey soracağım. Ben aşık olsam kaçırabilir miyim? Ya bir dur be kardeşim. Bir dakika ya İrem Hanım. Bakın olay tam olarak şöyle. Bu arkadaşımız sevgilisiyle böyle küstü. Sevgilisi de sizin fanınız. Biz de onları barıştırmanız için sizi buraya getirdik değil mi? Buraya yani getirdik. Çok bir şey yok yani ortada. Size ödünç aldık. Evet. Hani el koyduk. Ödünç aldık aslında. Evet, ödünç aldık. Gideyim. Aynen. Desene oğlum sen. Kötü bir niyet yok. Evet. Vallahi her şeyi aşk için. Hadi Beyren. Yardım et şu... Çöldeki aşk bedevisi. Berbat bir benzetme yaptın ama bu çocuğun niyeti iyi galiba be. İyi vallahi, yani. Vallahi iyi be. Edeceksin mi? Yardım et bize be. Ulan buralara kadar getirmişsiniz madem. Edeceğim ulan. Ne yapayım? Ne istiyor? Kirayı almaya geldi adam. Lan oğlum elden kira alma mı kaldı ya? Hesaba yatır gitsin. Doğru. Abi adam eski usul takılıyor. Ne yapabilirim ya? Ayrıca işin kötü tarafı Münir abi İrem Derici dinlemiyor. Dinlemiyor olabilir yani. Tamam ne diyeceğiz oğlum biz ne adama? Ne bileyim ne diyeceğiz? Durun. Benim sevgilim Derici.
Ben sana bakar mıyım zındık? Hayır, zaten bu arada Münir abi evde kız istemiyor. Öyle de bir şey var. Tamam lan, ne diyeceğiz o zaman ya? Bir dakika ya, tamam bir dakika, sakin ol. Aç kapıyı. Zaten beni tanır Münir abin. Dinlemiyor da olsa tanır yani. Doğru canım. Yani tabii, ben anlatırım. Mantıklı. Tamam, 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 sakin. Evet, otur. Ay, misafirimiz ya. Tamam mı? Herkes okey mi? Okey. Hadi açıyorum. Selamun aleyküm Kemal'cim. Aleyküm selam. Hoş geldin Münir abi. Misafirin mi vardı ya? Evet. Ah! Ben sizi tanıyorum ya. Harika. Vallahi tanıyorum. Evet. Daha önce Merzifon'da bulunmuş muydunuz? Hayır. O zaman tanımıyorum. Siyah. Lan siz eve kız mı attın? Annem! Annem mi? Annem! Ben doğurdum. Maşallah ya, maşallah. Ne kadar geç gösteriyorsunuz ya. Vallahi buyurun, buyurun. Annesi, evet. Geç gösteriyorsunuz ya. Öyle derler. Teyzem ya. Yani şöyle, aslında 55 yaşında ama her yeri estetik. Aa, estetiğe meraklı mısınız? Yani burnumu yaptırmak için duvara kafa atmışlığım bile var. Vay be. Vay be. Ben de yaptırayım diyorum biliyor musunuz? Burnumu hafif ucundan kaldırayım diyorum. Ne diyorsunuz, yakışır mı? Yakışır, yaptırın. Hiç düşünmeyin bence. Ama çok korkuyorum. Biraz yardımcı olsanız bana. Size de bir kafa atayım burada. Çok şahat ya. Münir amca, gel içeride ben sana kirayı vereyim. Hadi. Oğlum dur şimdi burada bir muhabbet ediyoruz. Sen git getir ya. Hayır yok, şey mutfağın musluğu bozuk da siz onu tamir edersiniz diye şey yaptım ben. Hadi Münir Bey, akıtıyormuş musluk. Bir gidip hadi bakın ya. Çocuklar varla ne yardıma ihtiyacı olsa gidiyorum anneleri. Sağ olsun. Yani siz hiçbir yere ayrılmayın. Ben hemen geleceğim olur mu? Ben buradayım. Dövmeler kalıcı mı? Ben de yaptırayım diyorum şuraya falan. İnşallah. İnşallah. İnşallah Münir abi. Sen bana bak bakayım. Sen ne geniş adamsın be. Anana dümdüz yürüyorlar, dönüp de bir şey demiyorsun. Benim için fark etmez. Ben üvey babaya karşı değilim. Oğlum öyle denir mi ya? Allah Allah. Niye kim geldi ya? Annem geldi. Ya niye herkes buraya geliyor lan bugün? Oğlum ne bileyim, Cansu'yla barıştırması için ben herkesi davet ettim bugün. Tamam işte, annesi dediniz ya, oradan yürüyelim. Işte. Olmaz, benim annem onun annesini tanıyor. Allah. Estetik yemez mi? Lan bir dur ya. Ne diyeceğiz? Aç yavrum, aç. Anneler beni sever. Annen beni kesin tanıyordur. Tabii canım. Ben anlatırım. Tamam. Ben anlatırım. Tamam, açıyorum o zaman. Aç, olmuşum, gel. Oh. Adile teyze, hoş geldin. Hoş geldin. Hoş geldin. Hoş geldin. Hoş geldin. Siz şey değil misiniz? Merzifon Kadıkolları Başkanı. Lan niye kimse beni tanımıyor? O değil mi? Osunuz değil mi? Hayır ablacığım, o değilim. Değilim. Kimsin kızım sen? Ablam. Ablam mı? Halam mı diyeyim, ne diyeyim? Ablam işte, Allah Allah. Ablam. Sen de kabul et artık. Ablamsın be. Ablasıyım. Tamam. Bize ki ben bilmiyordum senin ablan olduğunu. Ben de bilmiyordum Adile teyze. Ben de bilmiyordum. Ablam. Ne oldu be? Ne oldu? Ablam yıllar önce bizi terk edip gitti. Çocukken yeni kavuştuk. Nereye gitti? Kaçtı. Nereye? Pavyona. Pavyonlara mı? Tamam. Kusura bakmayın, Mustafa biraz uğraştırdı. Bu hanımefendi kim? Annem. Annem mi? Lan annem ya, neyine şaşırıyorsun? Ya. Annesi. Memnun oldum bacım. Sağ ol. Bak onu beğenmedi bacım. Beğenmedi aynen. Ne güzel ya, anneyle çocuklu bir gün. Nasıl anneyle çocuklu? Zeki'nin ablası ya hanımefendi. Olur mu ya hanımefendi, bu Tombiş'in annesi. Nasıl annesi? Evet, Zeki benim dayım. Dayım olur, dayı, dayıcığım. En sevdiğim yeğenim, vallahi öyle. Nasıl? En sevdiğim. Nasıl dayısı ya? Nasıl gerçekten ya? Evet, gençler siparişleri getirdim. Oo. Oo. Tarık, hayırlı olsun yavrum. Aile büyükleriyle de tanıştırmışsın. Aynen, aynen. Tarık ne alaka şimdi? Tarık şey olaraktan... Tarık. Bilemedim, bilemedim. Bilemedim, bilemedim. Bunlar nereden buldu beni burada ya? İrem Derici'nin yeni sevgilisi kim? İrem Hanım, yeni sevgili yaptığını söyleniyor. Nereden buldunuz siz burayı ya? Vallahi ben de daire numarasını söylemedim. Ya yapacağın işe Şükrü abi ya. Yani. Sana be adam. İrem Derici yeni sevgilisi mi var? Yahu ne sevgilisi? Kendisi işte bu Zeki oğlumun ablası. Aa! İrem Derici'nin kardeşi mi var? Olur mu ya? Hanımefendi bu Tombi'nin annesi. Aa! Şok şok şok! İrem Derici'nin çocuğu ortaya çıktı.
Olur mu ya? İrem Derici bizim Tarık'ın sevgilisi. Oo! Tarık kim lan? Ha, benim. Yoo. Halan oldum, ablan oldum, pavyona düştüm, bunu doğurdum ama bu hayır. Araları bozuk da biraz. İrem Derici'nin sır gibi sakladığı eşi ve çocuğu magazin kameralarımıza yakalandı. İrem Hanım, ilişkiniz nasıl gidiyor? Bir dakika. Tarık, sana yazıklar olsun. Cansu, aşkım. Aşkım falan deme bana. Ben sana İrem Derici'nin konserine gidelim dedim. Düğününüze geleyim demedim. Şok. İrem Derici'nin aşkı yasak aşk mı? İrem Hanım evlendiniz mi? Evlendim. Tamam. Hadi. Koca istiyorum, gel beni al. Tamam. İyi misiniz tamam. İrem Hanım? Al beni lan! Tamam. Alın şu kadını da artık Tarık. İrem Hanım. Size de hiç yakıştıramadım. Bana daha çok yakışırdı değil mi? Tövbe. Şu anda size saldırmak istiyorum. Ama bir yandan da fanınızım. En azından bir saçını çekeceğim. Durun! İlk defa iki kadın benim için kavga ediyor. Hem de biri İrem Derici. Yapıştı! Tamam, dur. Saçınız çok yumuşak. Ne kullanıyorsunuz? Gerçek bir fan işte, görüyor musun? Vallahi fan. Ya. Çok güzel. Aşkım bak, ben bu dallamaların hiçbirini tanımıyorum. Hiçbir alakam yok. Hele bunla hiç sevgili falan değilim. Seni biraz kandırmış gibi olduk ama benim konuyla hiçbir alakam yok. Değil misiniz? Değilim hayatım, değilim. Ah, yalan söylediniz değil mi? Kız doğru söyle, sen Merzifon musun? Allah Allah. Ablacığım. Boya batlıyım ben. Şarkıcıyım. Şarkıcıyım. Tamam. Merzifon'la hiçbir alakam yok. İkna olduk. Gitmedim. Vallahi ikna olduk. Tamam. Şarkıcı kendisi. Sakin. Bana fark etme. Tamam. Aşka geliyor. Bana fark etme. Nilay şurada bir musluk akıtıyormuş. Git ona bak sen. Hadi bakalım. Allah Allah. Oh be, bir rahatladın. Tarık, sen benim için İrem Derici'yi mi kaçırdın? Hem de halıya sarıp kaçırdık. Beni buna mı sardınız? Ha, biz ona söylemedik. Hakkını helal et ya. Pardon ya. Vallahi buna sardık, buna sardık yani. Aşk için mi İrem? Ne yapalım? Aşk için. Aşk için bugüne kadar bir halıya sarılmamıştım. O da oldu. Kızım bak, bu devirde böyle seveni bulamazsın. Artık hadi gel affet be. Hadi bir sarılın be. Şöyle ortada bir sarılın be. Hadi görelim artık be. Sarıl. Hadi affet be. Aşkım. Bir daha babana yumruk atmayacağım, söz. Seni çok seviyorum. Ben de seni. Bravo be. Vallahi bravo. Sağ olun. Dualar eder insan. Mutlu bir ömür için. Sen varsan her yer huzur. Huzurla yanar için. Hayır Kemal, yapma. Gına geldi artık. Çok güzel hareket diyenler. Zil diyenler. Ve zil geliyor İrem Derici. Eskici yazarları Cenan. Cenan kimle yazmıştın? Tek yazdım ama. Tek başım. Helal olsun be. Helal olsun Cenan be. Beraber. Hadi. Beraber çalıyorlar işte. Ya İrem, yani konuklarımızı ağırlıyoruz skeçlerde ama yani bu kadar başrol olup bütün skeci sırtlayıp provalarına gelip bu kadar emek harcayıp böyle bir şov yaptığın için sana bütün seyircimiz önünde ve arkadaşlarımız önünde teşekkür ediyoruz. Hakikaten acayip uyum sağladın. Sen nasıl hissettin? Sahnede bak nasıldı? Saçıma hanginiz bastınız? Bir şey söyleyeceğim. Taşırken hakikaten İrem Derici kabul etti diye hor kullandınız kadını ya. Oradan halıyı düşürdünüz. Sen bir saçına bastın. Karıştı, kafasına... karıştı oralar. O ara böyle biz girerken... çok özür dilerim. Hakkını helal et. Ben bastım.
Ama bir şey yani orada kafası bu taraftayken o taraftan kaldırdın. Saçını basa basa geri götürdün. Ben de gördüm. Çok bastın mı ya gerçekten? Mi? Bastın bastın Ömer. Aşkım şurama artık mı? Kel. Olsun be her şeye değer. Bir şey diyeceğim. Zaten hani bilen biliyordur. Cenan'la ve Hacı'yla biz yani bir senedir falan çok yakın arkadaşız. Hatta skeçte bizim yaşadıklarımızdan da şeyler var. Mesela Hacı'yı ben doğurduğuma inanıyorum. Ve anam diye seviyor beni. O da halam diyor bana. Gerçekten de. Ya, ama o sıcaklık da geçti hakikaten. Birbirimizi tanıyor durumu skece çok yaradı bence. Aynen yani. Duygulandım. Niye duygulandım bilmiyorum şu an ama herkesin çok ellerine sağlık, kalemine sağlık. Çok eğlendim. Süper çok ya. Teşekkür vallahi ederim. Seni böyle ağırlamak bizim için de büyük mutluluktu. En baştaki Eser İrenler şakasının kırıcılığını da unutmadım. Hani o bize ağır gelir dedin Ömer. Yani İrem'den özür diledim, bana da bunu borçlusun kardeşim. Şu an beni sırtlasan mesela kaldıramaz mısın beni gerçekten? Abi, kaldırır. Biraz zorlar. Kaldırır. Ya bari şu an, bari öyle şimdi deseydin, şimdi de demedin. Tamam. Yalnız beni kaldırırken de bir ağladı aşağıda yani. Düşüyordu. Bir oyun geç başladı, ne oldu orada? Halıya sarıyorduk İrem. Ama bir şey söyleyeceğim, hakikaten. Yani buraya gelip tam skeçte oynama oluyor, konuklarımızı ağırlıyoruz ama halıya sardırılmayı kabul ettiğin için ayrıca teşekkür ediyoruz bunun için de gerçekten. Ve sonunda da böyle beğen, eğlenceli, komik, zil alan, hakkıyla zil alan bir skeç olduğu için biz çok mutluyuz. Çok teşekkür ediyoruz İrem Derici'ye. Çok büyük alkış. Zaten gece boyunca da beraber skeçleri yorumlayacağız. Çok güzel hareketler. Devam ediyor alkışlarınızla. Gel bakayım. Vay vay vay. Evet sevgili misafirler biliyorsunuz bayram küslerin barıştığı, işte sevenlerin kavuştuğu, güzel, ailelerin bir araya geldiği bir ortamdır. Bayram yemekleri de öyledir. Evet, şimdi bakalım bir küs ailenin hikayesini izleyeceğiz bayramda. Bayrama az kala geliyor. İyi seyirler, iyi eğlenceler diliyoruz hepinize. Aa, Samet? Samet! Oğlum kalksana! Ya anne ben oruç tutmayacağım ya. Gören de bütün Ramazan oruç tuttu sanır ya. Yavrum bayram bugün bayram. Kalk da bir bayramını kutla, elimi öp. Bayram mübarek olsun anneciğim. Harçlık vermem mi? Ben taşırım anam. Bayramın mübarek olsun. Biliyorsun bayramda fakir sevindirmek sevaptır. Ateşle hadi bir şey. Benim kuzum. Harçlık vermem dedim ya. Yok para yok. Ya küçükken hep seni Fatma teyzelere veririm, onların çocuğu olursun diyordun ya. Keşke verseydin, zengin bir ailem olurdun. Allah Allah. Aha kapı, Samet çık git. Gitmedin mi sanıyorsun, almadılar. Ya seni niye alsınlar ya? Anne hakikaten ben varken siz niye bunu yaptınız? Hatalarını telafi etmek istemişler. Etmişler mi sence? Daha çok günaha girmişler. Oğlum senin valla mı? Ama bayramda kavga edilmez, küsler barışır. O yüzden de Ramazan amcanızı çağırdım. Babanızla barıştıracağız. Ya anne şimdi o tombuldak da gelecek. Ben onu hiç sevmiyorum ya. Anneciğim çok ayıp. Kuzenin o senin. Şeker atlam. Günaydın. Babaanne suratına ne yaptın öyle? Ya yine ağzını bulamamış ya. Babaanne bir şey yerken gözlük tak diyorum sana ya. Ne yemesi lan? Cilt bakımı yaptım. 10 yaş gençleştiriyormuş. Sen 10 yıl önce de yaşlıydın. 3 kez üst üste yapayımca şey oluyor, 30 yıl ediyor işte. Ya kadın bu öyle bir şey değil ya. Ayrıca hıyarın gençleştirdiğini kim söyledi sana ya? Bilmem, sana bakınca aklıma geldi. Vallahi öp, kalbim kırıldı. Elini öpeyim de artık açlık ver, barışalım. Elin soğan kokuyor senin. He, tırnaklara iyi geliyormuş, elime sürdüm. Ya kadın çoban salata gibi geziyor ya. Öp, öp. Heh. Anne ben de öpeyim, bayramın kutlu olsun. Hadi oradan. Hadi bunlar öpsün, sana ne oluyor? Aramızda 5 yaş var ya da yok. Kız anne ben 40 yaşındayım ya. Aa, hiç göstermiyor kız. Vallahi. Vallahi. 50 gösteriyor. Bayram sabahı yapma bari. Ne zaman yapayım? Randevu ver bana. Hakikaten. Hakikaten babaanne ya.
Bu kadının senden çektiği nedir yıllardır ya? Yeter, dur artık. Yapma ya. Yeter, bir yerde dur. Noktan olsun sen. Yaşlara biraz hürmet Suzan. Biraz hürmet. Aşk olsun Samet. 50 liraya ananı mı unuttun sen? 50 daha ver, babam da unutayım. Tamam lan, vereceğim. Vereceğim. Samet. Neredesin lan sen? Bu kim ya? Ne diyor kızım bu gerzek? Bak o seni hatırlıyor. Gerzek de duydun mu? Bayram namazına niye gelmedin oğlum sen? Uyuyakalmışım baba. Melekler uyutmuş oğluşunu. Oğlum bak, senin günahın benim vebalim oğlum. Geleceğim bayram namazına, geleceksin ya. Öteki tarafta benden soracaklar hesabını Samet. Zaten namazdan da bir şey anlamadım. Suzan aç şu gazeteyi, at, canımı sıktı ya. Nereden çıktı bu? Ya bayramda cami kalabalık oluyor. Dışarıda kalırsam yere sererim diye aldım. Bulmaca ekine denk geldim. Secdeye her gittiğimde resimdeki ünlü kim diye düşünüyorum ya. Nihat Hatipoğlu baba bu. Nihat'ı hatırladım da diğerini hatırlamadım. Boşa gitti namaz ya. Allah kabul etsin. Allah... Anne, senin suratına ne oldu ya? Gençleşmişim değil mi? Ha? Bak, tanıyamadı beni. 25 lira olmuş salatalık. Millet yemeğe bulamıyor, sen yüzüne mi konduruyorsun? Ne var canım, caca katarım ben ondan sonra. Tövbe, Allah Allah. Tövbe ya. Nimet'i mındar etme. Hadi sen elini yüzünü yıka, kardeşin gelecek birazdan. Nereye gelecek? Ben onunla konuşmuyorum. Ama yapma Günay, vallahi bayramda küslük olmaz hem. Ben bayramda küsmedim, Ramazan'da küstüm. Ya baba, siz kardeşsiniz. Kardeşler birbirine böyle davranmaz. He. Siz tepişirken iyi ama, değil mi? Ama ben bunu kardeşim olarak görmüyorum ki. Bu bizim evimize yuvalanmış bir şeytan. Nankor seni, nankor. İnşallah evlenir gidersin de kurtulur senden be. Değil mi öyle, sen de ablana? Ha, ha, geldiler. Vallahi geldiler. Tamam, ben odamdayım. Beni sorarlarsa yok. Günay, dur şurada. Dur. Ha, hoş geldiniz. Merhaba, iyi bayramlar. İyi bayramlar. Bayramı mübarek olsun anne. Sağ ol oğlum, canım benim. Ara. Lan salatalığı niye yedik? Ya ikramlık değil miydi o ya? Ya manyak ya. Kız ganimet. Sen kilo mu verdin? Bilmem, vermiş miyim? Ben ona soruyorum, o bana soruyor. Anladım seni. Abinin şeyine katla. Bayramın bir bak. Sen bayram. Sen bayram. Sen bayram. Sen bayram. Dur çiçim, dur çiçim, dur çiçim, dur çiçim. Dur çiçim baba, dur çiçim. Dur çiçim, dur çiçim. Geçin gel güzelce, oturun. Allah Allah. Kızım hani Tıfılcan nerede? Asansöre binince öttü de merdivenlerden çıkıyor. Ha yavrum, ne yapsın? Ne yapsın ya? Ha anne, ne? Hacısı, bayramlarımız. Bayramınız mı? Bu kutlu mu? Ya kutlu artık. El kadar çocuğa ya. Ben de seninkine bağırıyorum o zaman. Al. Bağır. Ben güçsüzüm. Alınmam ki. Ganimet. O kocanla söylemiyorum lan. Konuşmuyorum. Duydun mu lan? He, duydum. Duymuş abi. Söylenme gerek kalmadı. Yürü Büşra, yürü. Biz de yer sofrasına kurul. Anne, madem yerde yiyeceğiz, niye 10 santim yükseltiyoruz ya? Hiç anlamadım. Amuca. Bayramın sağ, bayramın sağ, mübarek olsun öpeyim. Sağ ol oğlum, sağ ol oğlum, sağ ol oğlum. Bak sen baban gibi değilsin, akıllısın. Al sana şeker. Hayır, ben şeker alamam. Bende gizli şeker var. Oğlum bu yaşta ne gizli şekeri lan? Geçen bayramda kalanları eve gizledim, onlar yani. Para istiyorum ben, koyun alacağım. Koyun mu? Oğlum kurban bayramına daha var lan. Koyun sanıyorsun. Ya koyun değil baba. Koyun, koyun. Kripto para. Lan oğlum, parayla para mı alınır ya? Saçmalamayın. Bu da babasına çekmiş ha. Vallahi bende nakit yok. Şeker alacaksana. O ne ya oradaki? O şeyler onlar. Öyle şeyler mi olur ki ya, öyle şeyler? Ne? 250 liraya aldım. Temas sesi.
Oğlum sen nasıl aldın onu? Neyin içinden geçirdin de aldın lan? Ver o telefonu. Telefonda post uygulaması var. Ver. O telefonu bana ver. Bayramın mübarek olsun. Haydi büyükler sofraya, küçükler de yer sofrasına. Haydi bakalım. Geç haydi. Yemek yiyeceğiz. Şuraya getir annem. Koy ortaya. Haydi Ramazan sen de gel bak. Suzan börek yapmış. Yok Allah muhafaza yerim de midem falan bozulur anne. Ama aşk olsun ya Ramazan. Siz küstünüz diye benim böreğime niye laf ediliyor yani? Hem herkes bayılır benim böreğime. Büşra kız sen çok seversin. Niye görsünler? Anne şey ben vegan oldum. Allah affetsin. Günay sen ya aşkım. Allah'ın gücüne gitmesin ama senin böreğin yenmiyor Suzan. Vallahi yemiyor. Anne hakikaten kayış gibi ya. Bunu yerken babaannemin ömrü yetmeyecek diye korkuyorum ya. Ben zaten yemiyorum ki kedilere veriyorum. Vallahi yazık ya. Vallahi yazık. Ben sizin için uğraşayım. Tamam yemezseniz yemeyin be. Oh be. Oh be. Sen benim karımı niye kuzduruyorsun lan? Çevir Samet. Baba, niye çevireyim? Amcam yabancı mı? Benim için yabancı. Tıfılcan, söyle amcana kendisiyle muhatap olmuyorum. Çevir. Şerefsiz! Aa! Lan, baban onu mu dedi baban? Niye bana evde onu diyor? Siz aile içerisindeyken benim için böyle mi konuşuyorsunuz Ramazan? Yok abi, arada atırsızı dediğimiz de oluyor yani. Ama yenge ne kadar ayıp ya. Biz amcama dolandırıcı diyor muyuz? Diyoruz. Özlem'i Günay! Değil misin Ramazan? Sen Samet'in düğünde sahte çeyrek takmadın mı? Ya sen Tıfılcan'ın düğününe ne taktın peki? Hiçbir şey. Çünkü Tıfılcan sünnet olmadı. Olsa takmayacak demek ki. Ya böyle bir çıkarım mı olur? Kimse. Kimse. Hiç kimse benim pipimi kesemez. Lan sensiz tombala. Lan Samet abi. Bak çok olmaya başladın. Abi demeyeceğim vallahi. Bir tane vuracağım göreceksin ha. Bana mı vuracaksın lan? Gel vur. Hadi gel vur. Bana vuracakmış ya. Küçücük bebeğin de deli hava. Gel vur lan. Gel vur oğlum. Hadi gel vur. Geri vursana. Niye vurmuyor? Ne oldu? Samet! La daha salan Samet diyor ya. Oğlum gelsene. Tıfılcan öfkesi! Ne yap benden git lan? Niye gel yaptın oğlum? Sen şimdi naneyi yemedin mi? Evet. Yemedin lan. Oğlum durun. 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 Amca beni tutma. Durun. Amca beni tutma. Yine aldın lan. Bütün maaşımı aldın lan. Denk geldi oraya denk geldi. Bütün maaşı aldı. Oğlum siz kuzensiniz. Yapmayın. Siz de kardeşsiniz ama sürekli kavga ediyorsunuz. Al işte. Hep sizden özeniyor çocuklar. Böyle etkileniyor. Ya oğlum siz bize niye bakıyorsunuz ya? Biz bugün kavga ederiz. Yarın daha büyüğüne ederiz. Misal göstereyim. Senin benim... Sen gel. Ben bir dakika durmuyorum, gidiyorum anne. Kusura bakma. Dur şurada. Bugün kimse bu evden gitmeyecek. Suzan. Bırak o gitsin. Ya babaanne. Bir dur ya. Anne nereye? Annemin evine. Ya anne bir börek için gidilir mi ya? Börek için gitmiyorum ki ben. Ya ne zaman bir araya gelseniz kavga. Ben eski bayramları özledim. Bizim evde ne kavga olurdu ne gürültü. Ha bak doğru söylüyor. Sizin yüzünüzden geline hak verdim ha. Gel buraya. Gel buraya sen de. Ne oluyor oğlum? Siz niye küstünüz bakayım? İftarda benim son köftemi yedi. O da benim çorbamı içti. Lan bunun için küsülür mü ya? Allah Allah. Ben sana köfte yaparım, sana da çorba yaparım. Zaten babanız gittiğinden beri size hem ana hem baba olmadım mı ben? Ha? Bu muydu karşılığı? Şurada kaç bayramım kaldı kim bilir? Yeter artık. Bu küslük falan istemiyorum. Bugün... Babanızın mezarına gideceğiz. Anne, anne bu duygusal anı ölmek istemiyorum ama babam ölmedi ki. Benim için öldü. Allah belasını versin. Anne, olur mu? Allah belasını versin. Kesici, devreden daha mı iyiydi? Tamam anne. Bu kavga huyunu da kimden aldınız belli oldu. Ya siz işte bu konuşmadan üstünüze almanız gerekeni alın. Allah aşkına barışın artık Günay ya. Tamam hadi barışın. Hakkımı helal etme ama barış. Kardeşim. Kalbim ya. Ben oldum. Ya.
Ya, abi, özür dilerim abi, koftayı hediyem için yaptım. Onu sana el öleceksin lan, kurallarım. İyi geldi, vallahi iyi geldi abim. İyi geldi. Çok duygusal, çok. Lan Samet abi, Samet abi. He? Kusura bakma, elim biraz ağırdır, özür dilerim. Oğlum senin sadece elin ağır değil ki. Teşekkür ederim. Gel buraya. Canım benim, sen de bana şu böreğin tarifini verirsin bir ara. Kız beğendin mi Gani? Yok be, uyuz oldu, bir Ramazan'a yapacağım. Gel buraya. Ha? Ya vallahi rahatladım ha. Bence ne yapalım biliyor musunuz? Bugünü baştan başlatalım. Nasıl? Evet, evet. Bence de kesinlikle, kesinlikle baştan başlatmak gerekiyor. Bugünü kesinlikle baştan. Amca, amca bayram mübarek olsun. Aç, aç. Helal ya, helal ya. Tut. Lan yeter lan, yeter. Tutun ya, aracı var lan. Zil diyenler. Vay be. Böyle böyle koşan biri var mı? Ya siz sahnede eğlenince aşağısı böyle bir bayram yeri oluyor hakikaten ya. Yani bir kere hemen sormak istiyorum. Batu ve Evliya, o bulduğunuz oyunlar... O ne? Daha önce yapmadınız bir şey değil mi? Çok ikonik iki karakterle karşı karşıyayız. Yani o falan kısmına ne zaman geldi? Tekste mi, provada mı geldi oraya? Abi ikisi karışık be. Ya acayipti ya. Yani hem gerçek dışı duruyor, hem aşırı samimi duruyor. Acayip bir kitap oluyor. Ağlak aile ya. Evet abi. Her şeye ağlıyorlar. Çok güzel. Skecin yazarı kimdi? Atakan Çelik. Cemile'cim bir zili çalar mısın? Cemile ve Atakan yazdı. Alkışlar. Ya çok güzeldi. Ben bir de şeyi çok beğendim. Finale doğru giderken dedenin vefat etmemiş olması ve onunla da küs olmanız hikayeyi acayip tamamladı. Yani daha böyle klişe bir finale giderken harika bir sonuç çıkardı. Yani skecin bütün anlamı oturdu. Eğer babaanne de böyleyse daha neler olur diye. Evet İrem Hanım, ne diyorsunuz? Skeçle ilgili siz neler hissettiniz? Fevkaladenin fevkinde efendim. Değil mi? Güzeldi. Yani ayağımız zorlu geldi. Bugün inşallah hepsi zille biter skeçlerim. Evet ya, inşallah. Harikaydınız ya. Vallahi. Bayıldım. Ya benim kendi kardeşimle de sürekli bu itişmelerim, didişmelerim falan geldi aklıma da. Küser misiniz hiç? Yani çok saman alevidir bizim ama bir bayram sabahı en berbat kavgamızı anlatıyorum. Kahvaltı masasındayız. Kavga ediyorduk, karşılıklı hakaret ediyoruz. O bana ediyor. İşte gitgide daha fazla yükseliyor seviye. En sonunda aldı ekmeği, sus ulan diye suratıma boydan boya kızarmış ekmekle. Çizdi mi? Evet. Bol verin. Yüzüne sürttü mü ekmeği? Ben bır 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 konuşuyorum çünkü ya, susmuyorum da. Enteresanmış ama. Nasıl bir can havliyle ekmeği alıp cart diye suratıma. Çok iyiymiş ya. Öyle bir anımızdı diye. Evet, teşekkür ediyoruz. Çok güzel gider. Şahane bir şekilde devam ediyor alkışlarınızla. Misafirler, teknoloji geliştikçe, efendime söyleyeyim, oyunlarda sanal alemler olsun, işte VR teknolojisi olsun, işte sanal alemlerde arsa almalar olsun, metaverse dünyası olsun, olaylar gitgide büyüyor ve gelişiyor. Şimdi bir ailenin VR'la tanışmasını göreceğiz. Skecin adı çok güzel, VR'lı baba. Geçmişe de bir gönderme. Batuhan buldu değil mi bu ismi? Batuhan, evet çok güzel, VR'lı baba gelecek. İrem'e sormak istiyorum, İrem bu dünyalarla alakan var mı? Mesela İrem Derici'yi sanal alemde böyle bir konserde izleyecek miyiz? Öyle planların var mı? Girecek misin bu dünyaya? Giriyoruz. Birkaç ay önce bir şey geldi, teklif geldi. Bu en büyük şeylerden biriymiş. Bir metaverse konserlerim olacak. Hatta İtalya'da olacak çekimleri. Aa. Evet. Ya çok anlattılar böyle. Mesela metaverse'de bayağı bildiğin 20 bin işte dolara falan çanta alıp satıyormuş millet ama çanta yok abi, ben hiçbir şey anlamıyorum bu işler. Arsa da satıyorlar mesela, bebeğin diyor ki ben bebek sahilden kendime güzel bir yer aldım diyor mesela, nerede bilmiyoruz, var mı yok mu, satılıyor. Nereye gidiyor bu kafa?
bu kafa bilmiyorum ya çok büyük dolandırılıyoruz daha anlamadık. İşte galiba. Ya da çok ciddi bir ama atıyorum mesela bu konserler mesela bana iyi geliyor. Yani dijitalden ben senin konserine gireceğim değil mi? Yani öyle bir ama girdiğin şey de ben değilim ki beni aletlere bağlıyorlar. Ben öyle söyleyeyim. Benim bir avatarım var orada. Bir İrem Derici avatarı var. Peki avatarın ne olacak? İrem Derici'ye benziyor mu yoksa kendi bir avatar seçiyor? Sana benzeteceğim. Ne olacak? Bana benzeyecek tabii. Ya İrem Derici bana benzeyerek İtalya'da konser verse vallahi izlenir mi? Dansçılarına da bana da bir şeyler bağlıyorlar. Bayağı performans veriyorlar. Dünyasını falan sen mi tasarlıyorsun tamamen? Ne istiyorsam aynen. Yani. Ne istiyorsun? Daha bilmiyorum ne isteyeceğim, bilmiyorum. Sen de sanal alemde hakikaten uçarsın, acayip ben bir şey. Ben normal sahnemde bile uçuyorum hayatım. Evet. Niye benim hala evim barkım yok, ne sanal alemde var ne bu alemde var, niye? Parayı bir harbiye yapıyorum, veriyorum yarım milyon lira oraya yani. Bütün parayı oraya harcıyorsun değil mi? Gömüyorum, ne yapayım? Çık sen bir tane mikrofonda söylersen biz seni dinleriz. Niye harcıyorsun paranı? Kız tut ev al bir tane bak, kiralar ne kadar oldu ya. Ya annemin evinde odam var abi, ben kendime yediremiyorum yani. Hı. Yani izlesinler ileride desinler ki vay be o yıllarda da neler yapılabiliyor çünkü anladın değil mı? Sahnede yani... sahne şovu çok önemli. Ya bunu bir de işte bu dünyada da ilk yapanlardan biri olman bence doğru karar olmuş. İnşallah hayal ettiğinin de ötesinde acayip bir şey olur. Biz de girer izleriz. İnşallah. Dijitalde. VR'lı baba geliyor. İyi seyirler, iyi eğlenceler sevgili izleyenler. Anne! Baba! Kimse yok ya, biraz oyun oynayın. Ne yapıyor bu gerizekalı? İrem Derici konseri mi izliyor? Ne yapıyor bu ya? Lan çok gerçekçi lan. Lan ne gerçeği? Buradayım, burada. Ne yapıyorsun sen? Yine oyun mu oynuyorsun? Yok baba, vallahi ders çalışıyordum. Şimdi açtım. Yalan konuşma. Yalan konuşma. Kartından 25 lira çekilmiş. Sen mi çektin onu? Ya baba, 25 lirayı da fark etmezsin. Fakir misin ya? Fakirim lan. Fakirim. Sen de fakirsin dolaylı olarak. Ne yaptın parayı? Söyle. Ceket aldım. 25 lira ceket var mı lan? Var. Hani göster bakayım nerede? Bak burada. Oyundaki karakterimi aldım. Nasıl olmuş? Bilemedim ya. Mevsimlik mi bu? Biraz ince geldi bana. Ya baba karakter o. Üşüyecek sanki. İnce olsa ne olur? Lan ceketi olsa ne olur? Terbiyesiz. Parayı nereye harcıyorsun sen ya? Ne oldu? Ne bağırıyorsun ya? Al. Oğluna gurur duy. Kıçına giymeye donu yok. Gitmiş karakterine yıldızlı ceket almış. Aman bırak şimdi onu. İlk kez senin bana yardım etmen lazım oğlum. Ne oldu anne? El nabızdan yanlışlıkla organlarımı bağışladım. Nasıl becerdin ya? Ne bileyim oğlum ya. Öğretmedin ki Instagram, Twitter, e-nabız, dolanıyorum işte ben öyle. Takılıyorum orada. Ya sıkıntı yok. Zaten öldükten sonra alıyorlar onları. Ana öyle desene lan. Ben şimdi gelip alacaklar sandım. Ya Hacer, Allah'ını seversin ya. Ne demek geldik? He, sen bir beynini kontrol ettir. Belki almış olabilirler. Ne biçim konuşuyorsun seninle ya? Sen ne biçim konuşuyorsun? Evet ya anne, bir şey söyle babama. Bana da oyun oynuyorum diye kızıyor. İyi yapmış. Geçen gün öğretmenim de aradı beni. Derslerin de kötüymüş. Nasıl dersler? Biz bunu özel okula göndermedik mi? Evet. Yok, göndermediniz. Nasıl oğlum? Burhan Özel Anadolu Lisesi işte. Aynen. Baba adamın soyadı o ya. Burhan Özel mi lan adamın adı? Evet. Ana ben günde o kadar hava attım lan. Ya beni rezil ettin yine Osman ya. Ben mi rezil ettim seni? Okula ben mi yazdım? Tamam kavga etmeyin. Bak birlikte vakit geçirirsiniz diye size bir yer gözlük aldım. Oğlum gözlükten nasıl vakit geçireceğiz? Allah'ını seversin. Bu ne ya? Bilgisayarda o kadar oyun oynama dedim. Bak gözlerim bozulmuş. Gitmiş gözlük almış. Kaç numara bu? Anneciğim öyle bir şey değil ya. Bu sanal gerçeklik gözlüğü. Bunu takıyorsun oyunun içinde oluyorsun. Hadi lan oradan öyle şey mi olur? Manyak. Vallahi baba. İçinde macera, aksiyon, korku her şey var. Anan var mı? Yok. O zaman olur. Oynayalım o zaman. Hayır bana ben de geleceğim. Hayır, ya sen nasıl becereceksin ya? Baba çok gerçekçi baba. Korkma sonra. Korkmak diyor ya. Oğlum ben gün görende doğdum. Bağcılar'da oturuyorum, esen yurtta çalışıyorum. Bana hangi korkudan bahsedin ya? Nasıl yapacağız onu şimdi? Tak şimdi onu ben buradan açacağım. Oradan aç, güzel tamam, bir şey aç. Ama birlik olacaksınız, tamam mı? Ya ne birlik olacağım, ne hali varsa görsün bari. Ben de bundan birlik olurum. Ya hayır, tamam açıyorum. Hiç bundan işim olmaz benim vallahi. Hadi oradan. Tamam. Heh, hadi bakalım, ne oluyor şimdi?
kadar gerçekçi lan. Ya ben dedim sana. Ay çok güzelmiş. Neredeyiz biz şimdi lan? Miami'desiniz anne. Oğlum deseydin şort tellik bir şey alırdı. Kumaş pantolonla geldik Miami'ye ya. Oh ya. Kadınlar varmış. Bilseydim ben ananı almazdım ya buraya. Kaçmalama. Neresi güzel? Kadın yürüyemiyor. Görmüyor musun? Hanımefendi merhabalar. Miami'nin neresinden? Ne oldu? Ne gülüyorsun? Hakikaten çok gerçekçiymiş ya. Bak babanın yüzünü görür görmez kaçtı kız. Gördü mü? Çığlık attı kaçtı bir de yani. He babanın suratını gördü. Asıl seni gördü de kaçtı. Asıl ya. Neyse ben yarın annen gündeyken gelir onun gönlünü alırım. Ne diyorsun ha? Oğlum ne yapacağız şimdi bu oyunda? Bu oyun ne oyunu? Baba bu oyunda her şeyi yapabiliyorsun. Her şeyi derken nasıl yani? Yani böyle soygun yapıyorsun, çetelerle savaşıyorsun. Bak işaretli bir yer var orada. Oraya gidin. Nasıl gideceğiz oğlum? 500 T geçiyor mu? Araba çalmanız lazım anne. Bak bir tane geliyor önünüze. Araba çalacağız. Nasıl araba? O gelen arabayı çalın. Ya, bir tane oğlum nasıl çalalım? Baksana adam kendine belli ki yıllarca çalışmış. Kafasına saç kalmamış kendini. Bir tane araba almış. Onu mu çalacağız şimdi ya? Ya baba ne alakası var ya? Olmaz oğlum. Emekli maaşını adam biriktirmiş. İstanbul'da ev almış. Çık lan. Çık. Yaşın babama. Hacı. Yürü. Hacı ne yapıyorsun ya? Oyunu kurallarına göre oynuyorum. Atla hadi. Almasın. Yürü hadi. Geliyorum dur. Dur emniyet. Emniyet kemerim. Emniyet kemerim takayım dur. Tamam hadi gidiyoruz. İşaretli yere doğru gidiyorsun. Hadi. Hadi Hacer yavaş git biraz. Hacer hızlı gidiyorsun Hacer. Kırmızı da geçtin Hacer. Kırmızı da geçtin ya. Ne yapıyorsun? Allah adamı izdin kız adamı izdin. Lan yolda yürümesin o da. Allah canını almasın senin. Kız yavaş diyorum al. Ama vallahi girdik, dükkana girdik şimdi. Amerikan polisi gelecek peşimizden şimdi. Ne yapacağız şimdi? Dükkana girdin yani Hacer. İşaretli yere geldik şimdi ne yapacağız? Ne yapıyoruz şimdi? Adamlar nerede? Hani? Ana bu maskelerde burada da mı virüs var? Ay ama o bezler korumaz sizi çocuklar. Ne oğlum, oluyor? Bak. Parayı uzatıyor da bu adamlar pek tekin değil. Almasak mı? Ya baba görev bu. Almazsan ilerlemez oyun. La oğlum bizi ulaştırdın mafya işlerine. Yok mu sabah 8 akşam 5 bir iş ya? He? Yok öyle bir şey baba. Al paketi. Tamam alıyorum. Al, al bakalım Osman. Hey adamım ne haber? What's up adamım hey? Lanet olsun o parayı bana vermek ister misin hey? Aldım vallahi aldım. Aha polisler geldi. Vallahi başımız belaya girdi. Aha polis geldi. Vallahi. Ben bir şey yapmadım. Osman'ı vurun. Allah seni canına almasın. Memur bey vallahi öyle bir şeydi. Bakın ben sigortacıyım. Kimin kimin kimin. Allah. Acele ağzıma tüküreyim. Bak parayı alayım bari. Sen niye vurduruyorsun lan beni? Niye satıyorsun beni orada? Ben ne yaptım ya? Almasaydın paketi Osman bana ne? Ya size oğlum dedim birbirinizi bırakmayın dedim ya. Ya ben bu ananın işleri işte. Bak sattı beni. Ben bundan birlik falan olamam. Başka bir oyun aç ya. Yok mu şöyle askerli maskerli bir oyun yok mu? Ya baba var da o daha zor. Beceremezsiniz. Oğlum saçmalama lan. Ben askerli mi sınırda yaptım. Hangi sınır? Marmaris. Marmaris sınır mı? Sınır tabii karşısı Yunanistan. Ya saçmalama ya. Ne? Ya, tamam kavga etmeyin tamam hopçi açıyorum o zaman. Hopçi mi? Hopçi ne lan? Onda da böyle uçaktan atıyorlar size hayatta kalmaya çalışıyorsunuz. Ha, oğlum hayatta kalmak bizim işimiz lan. Ben İstanbul'da ev kirası veriyorum. Seni okutuyorum bir de ananla başa çıkmaya çalışıyorum. Ona bakarsan ben de ev işlerini yapıyorum. Senin arkanı topluyorum. Babanın kaprislerine rağmen hayatta kalmaya çalışıyorum. Nasıl ama? Tamam kavga etmeyin ya. Başlatıyorum ama takım olmanız lazım. Ya yok ben bununla takım falan olmam. Aslında ben senin olmam lan. Teke tek lan. Teke tek lan. Teke tek. Gel kapışak hadi. Kapışak. Hayır hayır öyle bir şey yok. Başlatıyorum takımsınız. İkiniz aynı takımdasınız. Tamam ha takım hadi başla. Hadi başla. Ne
Fatih, biz... Kızım kıymet atılmaz öyle. Oğlum, bu anana öpücük mü atıyor? Ne yapıyor bu? Yok baba, sana atıyor. E bu daha kötü. Ne oldu Asma, kıskandın mı? Lan ne kıskanacağım seni? Al, muah, muah, al. Hemen adapte oldum, bakıyorum. Hadi oyun başlıyor, oyun. Oyun başlıyor, ne yapıyorsun? Aha. Oyun başlıyor. Üç, iki, bir. Ne yapacağız şimdi? Ne oluyor? Baba yerlerde silahlar var, onları toplayacaksınız. He ama oğlum şimdi biz haram ayırı uzatmayalım. Kimin olduğu belli değil ya bunların. He? Tedbiri de elden bırakmamak lazım. Ben iki dakikada toplarım. He topla. He şunu bana versin. Ben ne yapacağım hacı? Adamın gözüne parmak mı sokacağım? Ben ne yapacağım ya? Dürbün hadi. Ya ne yapayım? Benim silahım yok ki. Ben dürbüne ne yapacağım şimdi ha? Ya ne kadar mızıkçısın ya sen. Al tamam şunu da al ya. Ben tava kalsa bende yeter. Al şunu da. Ver silah. Al şunu da. Kaskı tak. Gerçi içi boş, bir şey olmaz senin kafana. Ya bir de karşı kırmızı bok sokuyor ya. Düşman görüldü. Kimse benden daha iyi tava kullanamaz. Mutfak bilgin işe yaradı he. Nasıl yaptım ama? Teflonla vurdun kafasına. Adamın aklını alırım ben. Lola! Lola sevgilim. Sevgilim ne oldu sana? Dur dikkat et, senin de saçına basmayayım. Dur. Ne oldu sana söyle? Bu vurdu. Vurdu mu? Hemen öcünü alıyorum, bekle. Gel gel, seni de sevgilinin yanına yollayayım. Gel. Aa! Ne hesap edemedim lan? Şimdi sıra sende. Dur! Beni öldürmen için önce karımı öldürmen lazım. Hala yaşıyor bak. Osman! Osman! Bacağını sıkı. Şimdi sıra sende. Ama yapma. Çorba parası çıktı. Ulan çok ucuza gittik ya. Yazıklar olsun Osman. Adamı örnek alamadın, bak karısını nasıl korudu. Az evvel seni benim oyunda sattın ama. İyi yaptım, öngörmüşüm demek. İyi yaptım, iyi. Ya size diyorum ki birlikte olmazsanız başaramayacaksınız. Oğlum biz en son birlikte olduğumuzda seni yaptık. Başarılı olmuş muyuz? Sağ ol baba ya. Sen ne biçim konuşuyorsun? Ama güzel, ben oyuna da girdim ya, hoşuma da gitti yani ha. Ben de bir ısındım ya. He? Bir oyun mu oynasak? Başka ne var? Başka bir şey var mı? Tamam, bir tane daha var. Açarım ama bu sefer birlik olacaksınız. Bak, kapatırım vallahi. Ya, tamam ya, hadi tamam. Ha, tamam, tamam, tamam. Hadi. O zaman sizi dünyanın en korkunç, en ürkünç, en kaos olan yerine gönderiyorum. Aha Osman, ananlara gidiyoruz. Onu benim anama nasıl geldi buradan ya? Ana kaos dedi, kaos dedi. Bir senin anam. Tamam, açıyorum hadi. Heh, aç bakalım ne oyunu bu? Neymiş bu ya? Nereye geldik lan? Oğlum hakikaten korkunç. Ne oyunu bu? Baba bu zombi oyunu. Burada şimdi zombiler gelecek, sizi öldüreceksiniz. He oğlum, Harry Potter'ın ormanı gibi lan. Bayağı korktum ben he. Ay Osman, ben de bir tırsım ya. Gel birlik ola ha. Tamam, Hacer arkamda dur. Oğlum, zombi üstümüze doğru geliyor ha. Bu niye var mı lan bu? Anne, en güçlü silahını kullan. En güçlü silah mı? Ağzına sıçtım ben buraya. Ana! Acil işe yaradı kız. Nasıl yaptım ama? Vallahi her zaman işe yaradı. Gerçekten harikasın ha, vallahi. Osman abi. Lan. Mustafa. Abi sen ne yapıyorsun ya? Senin abin oğlum burada. Ya ne yapayım abi, çocuk alıştırdı, oynuyorum ya. Çok eğlenceli biliyor musun? Vallahi abi. Çok... Osman abi arkama geç. Ver lan. Arkama geç oğlum. Ağzıma. Sen beşe. Lan. Abi sen ne yaptın ya? Bölüm sonu canavarına denk gelmişsin.
Ya ben aylardır oynuyorum. Böyle buna rastlamadım ya. Oğlum karım lan o benim. Hacer lan o. Ağzıma sıçtım bu zaman. Yenge kusura bakma ya. Kadını. Öldüm öldüm diledim gerizekalı. Vallahi %5 canı kalmış. Allah. Fatih nerede lan? He o manken giydirme oyunu oynuyor ya. Manken giydirme mi? Manken soyundurma oynasa... Evet Osman, devamını getir. Sonunu kaçırmışım ben, ne oldu? He dondu. Dondum, he dondum ben. Çocuk gelecek mi şimdi sana da? Kız vallahi dondum ya, dondum diyorum. Ben bir şey demedim. Oğlum şu interneti yükseltelim diyorum sana. Bir dakika, bir dakika ya. Mustafa, sende niye silah var? Senin özelliğin ne? Ya benim özelliğim yok. Para yatırıyorum oyuna. VIP üyeyim ya. Kimse benimle baş edemiyor biliyor musunuz? Oğlum manyak mısın lan? Hacer'in bir tane terliği var. Bütün zombileri öldürür. Nerede kız? Hiç gerek yok. Ayakta duruyor. Abi terlikle olmaz o iş. Anam bu ne lan? Bir önceki zombiyi yemiş gelmiş. Hacer, Hacer göster. Terlikle olmaz. Adama sakla. Hacer göster gücünü. Hadi göster. Vur şunu. Bunu yapan seni. Ha. Ya. Ne oldu? Para var, huzur var. Ah. Ölmüyor da. Derisi kalın ya. Kurşun işlemiyor. Ölme ya! Bak bir de karşılık veriyor. Aman ne oluyor? Ne oluyor? Bu nasıl bir mücadele? He? Ben artık! Oğlum bu nasıl son? Bilinçsin lan bunu. Beyni gitmemiş. Güzel. Bilerin kralı ya, yemin ediyorum ya, vallahi çok iyi öldürdün lan. Yalnız bir şey diyeceğim. Oğlum bak, bizi de bu silahlardan al ha. Bizi de bu silahlardan gönderdi. Ne oldu baba, kızıyordun oyuna para verdim diye. Sus, cevap verme. Roket gönder bana da, hadi. En iyisi. En iyisinden istiyorum, en iyisi. Ne diyorum şimdi, yukarıdan gönder geliyor. Gönder birisi. Aha. Oo. Oha. Abi oyunun en iyi silahlarından aldınız ha. Ne zombi öldürürsünüz biliyor musun bununla? Yok ya, ben bununla zombi öldürmeyeceğim. Ne öldüreceğim abi? Seni öldüreceğim. Sen kimsin lan benim karıma saldırıyorsun? He? Kim? Terbiyesiz. Abi zombi. Hacı. Sen benim karımı vuramaz. Benim karımı kimse vuramaz. Aslan kocam benim, aslan kocam benim. Harikasın ya. Harikasın bebeğim, evet. Evet, işte bu. Sen de tebrikten büyük iş çıkardın ama. Ama tebrikten. Yapıyorum ben, bazen öyle şeyler yapıyorum. Ya insan hiç çıkası gelmiyor bu oyundan ya. Oğlum yemin ediyorum ben ders falan çalışmam. Gerçi çalışmıyorum zaten, ben büyüğüm. Niye çalışayım ki? Ne oğlum? Bu ne lan? Ne o? Kartınızdan 2000 liralık harcama yapılmıştır. Oyun için. Oğlum bu ne lan? Siz dediniz baba en iyi silahları alın dediniz. Oğlum en iyi silahlar alın dedik de 2000 lira ne oğlum? En iyi silah 2000. Gerçeği o kadar değil zaten. Ne yaptın lan? Ya baba ne olacak? 2000 liran gitti ama bak birbirinizin kıymetini anladınız. Ne güzel. Aa. Mutlu oldunuz. Ben sizi ilk defa böyle gördüm ya. Canım oğlum benim. Aa iyilik yapmış. Lan oğlum sen bana 2000 lira versen ben seni mutlu ederdim. Ananla beni iyi anlaşırdım. Ya tamam ya, kızma çocuğa. İyiliğinden yapmış ya. Bak bizi böyle gör. Çok güzel anı olmadı mı ama? Çok güzel anı oldu. Güzel oldu. Tamam. İyi madem. O zaman ben yemek yapmaya gidiyorum. Hadi bakalım. Tamam hadi. Sen de git ekmek al lan. Uf ya. Ne hadi uf ya? Sana lanet bitti artık. Her şeyi bir şey. Bu gözlükleri de kaldırıyorum. Alo. Mustafa şu mankeni soydurma oyunu bana bir açsana. Bana bir aç, geliyor Mustafa. Çok güzel git diyenler. Zil diyenler. Wow. Wow zil geldi. Evet, çok önemli bizim için tabii bu alkış. Çünkü altyapıda pişen bir skecimizdi. Skecin yazarları Alperen Sazlı ve Umut Karakaya ve Hilmi birlikte yardımcı oldu. Alkışlar gelsin genç ekibimize. Zil çalmaya geldiler.
Çok güzeldi ya skeç. Yani şey tereddüdümüz vardı aslında skeçle ilgili. Oyunları acaba seyirci anlayacak mı? Yoksa oyunları bilen mi anlar diye bir tereddüdümüz vardı İrem. Sen mesela bu oyunların hepsini biliyor muydun? Oyunları oynuyor muydun? Ben hepsini biliyordum zaten ama... şeye çok güzel bağlandığı için bilmeyen de sıkıntı çekmezdi yani. Anne babanın çatışmasından diyorsun. Anne baba işte bizim o klasik tava terlik mevzularına falan. Ama ben hala neredeyim biliyor musun? Şu girişi bir daha yapsana ne olur ya. Sen ben? Ya bu arada evet Ebru ya. Ebru'nun girişte bittim ben. İnsanın ayrı dinamiğine aykırı bir duruş o yani Michael Jackson'ın tersten... O duruşunun tersini yaptın gibi ya. İnanılmaz ya. Ben yok mümkün değil yani. Ya zombiler de çok iyiydi Yasin. Ya çok enteresan bir şekilde ikiniz de zombiye çok yakıştınız biliyor musun? Gerçekten Oğuz tabii ki yani skecin sonunda öldüğün an çok iyiydi bu arada. Orayı yani böyle oradaki bir sallama falan. Ya güzel olunca bir herkes de zaten... Ben öleyim dedi abi. Normalde kovalıyorduk. Ben de öleyim sahnede dedi. Ne zaman dedi bunu? Az önce şu. Sikice çıkmadan mı dedi? Yok, öyle bir şey yoktu. Yoktu. Böyle aylarca çalışılmış bir final gibiydi biliyor musun? O böyle yayılıyor, sen şey yapıyorsun falan. O final onu istiyordu abi. Evet, gerçekten çok güzeldi. Anneyle babayı da Atakan'la, Yeşim'in şahane performansıyla izledik. Altyapıyı da tebrik ediyoruz. İşte altyapı da böyle. Aslında gençlerin hikayelerini anlatan skeçler bekliyoruz sizden. İnşallah ileride sahnede de skeçlerine devam edeceksiniz. BKM Mutfak altyapısıyla, üst yapısıyla, şahane konuyla eğlendirmeye devam ediyor. Çok güzel hareketler devam ediyor sevgili izleyenler. Sevgili misafirler, şimdi sıradaki skecimizdeki konumuz internetten tanıştığınız bir insanla karşılaştığınızda beklentileriniz ne boyutta olur, beklentileriniz karşılanır mı? Bununla ilgili olacak. Ben de o yüzden İrem'e sormak istiyorum. Hiç İrem böyle internetten biriyle DM olur, DM'den yürüme olur, sana yürüme olur. O yürüdüklerinden böyle buluşma, tanışma bir şey yaşadın mı hiç? %99'u hayatıma giren insanların kanımla canımla... DM'den yürüdüğüm insanlar. DM'den mi yürüyorsun? Nereden yürüyeyim ayol? Ünlü değilken zaten oradan... bütün yolum oydu. Ben size öyle bar pavyon gezen bir tip değilim. Ha. Şimdi bir mesleğim oldu da mecburen sahnedeyim. Yoksa öyle ben yani gürültü patlayan... Bir yerde biriyle tanışma ihtimalim olmuyordu genelde. Olmuyordu. Ben de işimi internetten görüyordum. Sonra ünlü oldum. İnternetten devam ettim işimi görmeye. Çünkü artık mavi tikim var. Herkes geri dönüyor. He, inanıyor. Peki sen böyle geri döndü... Buluştuğunda hayal kırıklığına uğradığın ve hiç böyle sallamadığın oldu mu? Olmadı. Yani çünkü genelde biz kadınlar daha çok Ali Cengiz oyunlarıyla, çeşitli aplikasyonlarla tabii. Yani artık zaten herkes aynı diyorlar ama o estetikten değil, FaceApp'ten herkes aynı. Evet. Tabii yani sana ya şu an bir FaceApp yaparım ben olursun. Vallahi mi? Evet. Tabii o zaman şurada yapalım FaceApp'le. Ama işte genelde hani erkek arkadaşlarım... Karşılaştıkları kadınlarla alakalı çok ağızları, dilleri yandı. Peki hiç şey yapmıyor musun ya? Yani İrem Derici'sin yazınca oradan tırsmıyor musun? Sen de mavi tiklere mi yürüyorsun yoksa... Mavi tiklere yürüyorum ayol. He. Tabii canım. Karşında da mavi tik istersin yani. Ya tik etik. Dişe diş kana kana. Çok güzelmiş. Bakalım skeçte karşılaştığında ne yaşıyorlar demeden. Skeçimizin ismi Finder Avcısı. İyi seyirler, iyi eğlenceler diliyorum. Kanka hoş geldin. Oğlum acil bir şey var dedin. Sıkıntı yok değil mi? Yok sıkıntı yok ya. Şu benim internetten tanıştığım kız var ya. O gelecek birazdan. E gelsin. Kanka kız beni sen zannediyor. Ne? Beni sen zannediyor. Nasıl oğlum? Nasıl ben? Ya ben Tinder'daki profil fotomu sen yaptım. Nasıl yaptın lan onu? Ya senin fotoğrafını kaydettim. Orada profil fotoğrafını değiştir vardı. Oraya tıkladım. Senin fotoğrafı koydum. Lan onu mu diyorum? Benim sevgilim var oğlum. Sen nasıl yaparsın böyle bir şey ya? Sen beni ne işe soktun abi? Çok ekleyen oldu mu? Oğlum deli gibi kaydırıyorlar seni. Hep sağ, hep sağ. Hiç bağ yok.
Abi sil onu. Sil gözünü sil. Bak Cemre görür büyük sıkıntı yaşarım. Yok oğlum görmez. Görürse onun da findiri var demektir. Ödeşirsiniz. Ne diyorsun oğlum sen? Ya bir şey olmaz ya. Ben şu kardeşin ilk defa bir kızla buluşacak. Yalnız mı kalsın bu kardeş? Tamam lan ağlama. Ya bir de ağlıyorsun yalandan yere ya. Hadi kız geldi ben kıza sen diye konuştum. Sonra ne olacak? Ben onu düşündüm. Çok ağır bir kaza sonucu estetik ameliyatla sen ben olmuşsun. Ezer misin lan sen? He? Polat mısın oğlum? Dizi mi çekiyoruz burada? Böyle saçma şey mi? Başka fikrin yok mu? Tamam B planım da var. Sen kıza kötü sert davranacaksın. Ben böyle centilmence davranacağım. Senden soğuyacak, beni sevecek. Abi yok ben kıza sert falan davranamam. Yok yapamam. Oğlum bir dene ya. Yapamam ki abi. Oğlum bir dene belki yaparsın. Nasıl yapacağım? Oğlum sert dur. Sert bak bakayım bir kalk ayağa. Ne yapayım? Sert bak. Altıma sıçtım ya. Oğlum sert baksana kaşlarını çat. Kaşlarımı çatayım? Boynunu eğ böyle içeri. Çek burnunu. Sert bir şey söyle. Kokonat. Kokonat ne lan? Sert bir şey dedim ben o aklıma geldi. Yapamam. Ben yapamam Hilmi. Allah'ını seviyorsan bak lütfen. Lütfen ben gidiyorum abi. Tamam lütfen, lütfen. Eğer gidersen ben de senin sevgiline Tinder'da takıldığını söylerim. Yok öyle bir şey. İftira atarım. Dilime mi yapışacak? Çamur atarım izi kalır. Ya sen beni neyin içine düşürdün ya? Sen beni ne? Tamam bak tamam kız gelsin tamam konuşalım. Tamam. Biraz gıcık davranırım o kadar bak. Oğlum doğal davran sen gıcıksın zaten. Hilmi. Hoş geldiniz. Buyurun. Ne alırsınız? Ben bir boyoz alayım. Aa ben de İzmirliyim. Ben değilim. Siz boyoz deyince ben siz de İzmirli sandım. Sizin memleket nere? Hanımefendi bunları sonra mı konuşsak? Tamam benim işim dört gibi bitiyor. Allah Allah. Ben de bir tane filtre kahve alabilir miyim? Siz de Kolombiyalı mısınız yoksa? Şaka yapayım. Hani kahve Kolombiya'dan evet, çıkıyor anladım. Ya. Ay çok komik bir şey diyordum. Kolombiya'yla kahveyi bağladım. Getirecek misin siparişleri? Burası self servis. Gidin kendiniz alın. Allah Allah. Tattık ya. Bu sinir çok iyi. Tut bunu. He? İyi mi? Sinir iyi. Siniri tutayım. Tamam. Aynen. Tamam. Kızın adı Ananas tamam mı? O nasıl isim lan? Kanka Niki Ananas ya. Tamam. Tamam. Sert oluyorum. Aa ha. Geliyor. Geliyor mu? He. Tamam. Aa. Selam. Aleykümselam koç. Koç mu? Ya bunun böyle hareketleri var. Sen onun kusuruna bak. Ben Hilmi, çok yakın arkadaşıyım. Öyle tanıştırmaz. Yok öyle kibarlıkları. Evet. Benim öyle kibarlıklarım yoktur. Biraz kabayımdır. Kendine iğreniyorum şu an o derece. Iy. Kendine haksızlık ediyorsun bence. Yo, etmiyor, etmiyor. Öyle biri. Gel otur ben senin sandalyeni çık. Sen de mi bizde oturacaksın? Tabii. Biz ya ikimizi bir düşünebilirsiniz. Bizim aramızda su sızmaz. Bizi ikiz zannedenler oluyor. Çok iyi şakaymış. Oğlum şaka zannettin. Ben de öyle zannettim. Sen niye gülmedin? Ben gülmem. Sert erkekler fazla gülmezler. Şimdi gülerim bu Kamil alınır falan. Ya ne kadar düşüncelisin. Evet niye öylesin? Ben de düşünceliyim. Ne içersin ananas? Ananas mı? Sen benim nikimi nereden biliyorsun? Nereden bileceğim canım? Ne içersin virgül ananas dedim. Portakal, kivi. Churchill alırım. Bana da bir Stalin getir kanka. Ben mi getireyim? Doğru. Kalk bize bir içecek getir. Hadi bakalım. Aa, hadi. Olur. Olur mu canım öyle şey? Ben getiririm. Ama seni Stalin kesmez. Ben sana Hitler getireyim. Sert. Acayip sert. Ay lütfen, lütfen kalkmayın. Ben az önce çok şey yaptım. Kendimi affettirmek adına size ben servis yapacağım. Ne alırsınız? Tamam. Biz bir Churchill, bir Stalin, bir de Hitler alalım. Tamam. Ne bekliyorsun? Getirsene siparişleri. Bakıyorum öyle ne var? Arkadaşım batak mı oynuyoruz burada? Getirir misin siparişleri? Ne kadar kabasınız ya. Hitler'i tüküreyim de gör. Bu arada profil fotoğrafından daha yakışıklısın maşallah. Sağ ol. Sen de daha güzel görünüyorsun maşallah. Öyle mi? Yok ama senin yakışıklılığının bir haşmeti var maşallah. Seni yaradan da çok güzel yaratmış maşallah. Adnan hocam keyfiniz yerinde inşallah. Sağ ol kedicik, sağ ol. İşler nasıl gidiyor? İşler nasıl gidiyor? Hangi işler? Otogalerin var ya senin. He var mı? Var ama yakında batar. Çok para harcıyor bu ya. Her gece başka bir mekanda. Geçen beni aradı, ben de tam abdest aldım. Yatsıyı kılacaktım. kapıyı açtım, yanında iki tane kız var. Yapıyor, çılgın. Yapıyorum, çılgınım. Öyle pis bir insanım ya, evet. Vallahi.
Eğlenmeyi seviyorsun yani. Çok güzel. Oğlum bu ne olsa senden etkileniyor. Biraz sert davran. Tamam. Nerede kaldı bu siparişler ya? Vallahi çıldıracağım şimdi ha. Sert erkeklere bayılırım. Ne güzel. Nerede lan bu siparişler? Nerede lan bu siparişler? Bastırdım lan böyle siparişlere. Nerede lan bu siparişler? Nerede? Ya ne yapıyorsun ya? Ben de biraz sertim. Kusura bakma. Oğlum niye işe yaramıyor ya? Ben serte geçeyim, sen yumuşak davran. Tamam. Evet. Bakma öyle sert olduğuma. Ben aslında yani o sertlik falan şey değil. Ben aslında içimde yumuşacık bir kedi yatıyor benim. Vallahi böyle hiç sert falan değilim. Yani bu benim kendimi aslında koruma mekanizmam. Çünkü dünya artık çok kötü bir yer ve ben daha fazla mücadele edemiyorum. Anlıyor musun beni? Çok zor yani. Her şey çok zor. Ya duygusalım diyorsun yani. Ne güzel. Allah'ım ne yapacağım ya? Bu dünya çok kötü bir yer. Benim yumuşak kalbimi hak etmiyor. Yaslanacak bir omuz olsa keşke. Ama yok. Yeter artık, yeter. Ya senin bir işin yok mu? Var, iş insanıyım ben de. Bugün tatil verdim kendime. Abim ben kendim olayım. Oğlum biraz kendin ol ya. Tamam. Gıcık ol. Tamam. Ya benim sana bir sürprizim var. Aa, ne sürprizi? Blokflüt. He. Dedin ya, bayılırım dedin, en büyük tutkum dedin. En büyük tutkum blokflüt mü benim? Nereden bileyim oğlum, blokflütle senin aranda. Nasıl bir tutkum ki ben? Anlamadım ki. Ya çok merak ediyorum, burnunla nasıl çalıyorsun? Burnumla mı çalıyormuşum? Aa, ben de merak ettim. Ya hadi bir çalsana, ne olur. Burnumla ben blokflüt... Oğlum başka etkileyecek bir şey olamaz. Ben bu ağzımla çalsam bunu... Ya onu herkes yapıyor. Lütfen, hadi. Ne yapayım ben? Çal. Yılan hikayesi gibi başladı ama. Evet, çaldım. Harikasın. Harika mıyım? Bu da bir şey mi? Kimle çalıyorum? Telefon çalıyor oğlum. Ne alakası var? Alo, çok önemli bir toplantının eşindeyim. Sonra ara beni. Abi tamam. Bu flütü falan kaldıralım mı? Artık çünkü tamam. Artık yeter ama. Tamam. Tamam. Blok flüt falan öyle şeylerim yok. Evet. Ya sen çok tatlıymışsın ya. Ya ben bir şey itiraf edeceğim ama çekiniyorum. Ne itiraf edeceksin? Söyle. Ya ben seni başta şey sandım. Neyi sandın? Ya hani olur ya şey... Ne ya? Sapık. Sapık mı? Doğru, sapık bu. Tabii sapık ya bu. Ne sapıklığı mı gördün? Ya ne sapıklığı? Gördün mü? Sen bana öyle çıplak fotoğraf atınca... Çıplak fotoğraf mı attım ben sana? Çıplak fotoğraf mı attım? Kanka halı sahada çekilmiştik ya. Oğlum! Ya öyle bir şey... Siparişleriniz geldi. Bunlar sizin. Al canım. Bu da senin kabağından. Hem kaba hem sapık. Sapık mı? Anlamıştım tipinden. Ya ne anlamıştın? Allah Allah. Ya şey çok affedersin, rica etsem. Acaba o fotoğrafı diyorum silsen mi, şey mi yapsan? Ya merak etme, ben üzülerek sildim. Güzel, tamam. Güzel, silmiş olman güzel. Sildim. Aşkım, sürpriz. Cemre, senin ne işin var burada? Şey, uygulamadan baktım, sürpriz yapayım dedim. Daha çok takip gibi geldi bana bu ama. Bu kim? Ben Cemre, sevgilisiyim. Ben de sevgilisiyim. Nasıl ya? Sen Atakan'dan mı bahsediyorsun? Ha yok, ben Adnan'dan bahsediyorum. Ha ben de korktum bir an. Oh ben de korktum bir an. Ne oluyor lan burada? Aa, iki sevgilimin arasında kaldım. Bir dilek tutayım bari. Öyle mi olsun? Atakan hemen bana bir açıklama yapıyorsun. Bir dakika ya, Adnan değil miydin sen? Ya bunda yalan söyleme hastalığı da var. Evet, hem yalancı, hem arsız, hem sapık. Ya ne sapık? Öyle bir şey yok Cemre. Ben sana o durumu anlatabilirim hayatım. Ya neyi anlatacaksın Atakan ya? Bizim kızlar Tinder'da Atakan'ı gördükleri de inanmamıştım. Doğruymuş demek ki. Şerefsiz! Yani bir dur sen, sana ne oluyor ya? Öyle bir şey yok hayatım. Benim Tinder'da ne işim olur Allah'ını seversen. Hilmi anlatır mısın durumu? Ya yalan konuşuyor hala. Ara ara böyle nöbet geçiriyor. Lan oğlum söylesene, doğruyu söylesene. Şişt, tamam geçti, gel buraya. Ya Atakan bırak ya. Adam sanmıştım seni. Bitti. Bak sakın peşimden gelme. Hayatım, Cemre ama öyle bir gelme. Şey... Seni öldürürüm lan. Öldürürüm lan. Ne yapıyorsun ya? Çocuğun ne suçu var? Ya ne demek ne suçu var ya?
Çocuğun ne demek ne suçu var? Beni bitirdin oğlum sen ya. Evet ya, benim ne suçum var? Hem iki kız aynı anda idare et hem de bana kız. Gel ananas gidelim. Ya öf, bir dur be sen de. Neyin içine düştüm ben be? Yeter, ben de dayanamıyorum. Ben ananas değilim. Ne? Armut musun? Öf, saçmalama be. Ya bir arkadaşım profil fotoğrafına benim resmimi koymuş. Git dedi, ne olur dedi, bu çocuğu dedi kaçırma dedi, bununla dedi tanışmam lazım dedi, lütfen bana yardım et dedi. E dedim, sonra ne olacak dedi, bir trafik kazası geçirdim deriz, estetik ameliyatla böyle oldum deriz dedi. Buna ne diyeceksin Hilmi Bey? İnsanlara güvenim sıfır ya. Vallahi dolandırıcılık almış yürümüş gitmiş ya. Lan oğlum bak, bir de şov yapıyor, doğruyu söylesene. Nerede ya bu ananas? Buradayım. Ne? Evet. Benim. Olacak gibi değil ya bu. Nasıl ya? Sen bir dakika. Sen evet. Ananas arkadaşım dediğin bu muydu? Evet. Evet Adnan, bendim seninle konuşan. Sana yalan söyledim ama senin de benden böyle şey kalır yanın yokmuş. Neden sevgilim varken benimle konuşuyorsun? Ya ben konuşmadım seninle. Sen konuştun. Sen bu ananas buysa sen konuşmuşsun. Sen. Oğlum bak. Sen hala neyin peşindesin ya? Sen hala neyin peşindesin? Doğruyu söylesene. Seninle konuşan ben değildim. Hilmi de benim profil fotoğrafımı kullanmış. Ne? Evet. Profil fotoğraf. Peki o çıplak fotoğraf? Onu internetten aldım ya anonim. Ya size yazıklar olsun ya. Ya sizin yüzünüzden, sahtekarlık yüzünüzden benim ilişkim bitti. Ya adam gibi çıkın şu işi doğru dürüst karşınızdakine söylesenize ya. Tamam, söylüyorum. Doğru dürüst söylüyorum. Hiç mi şansımız yok? Öf, saçmalama be. Benim seninle ne işim olur? Sahtekar. Sen düşünür müsün? Hazır sevgilinden ayrılmışsın. Olur aslında. Biraz takip falan çılgın bir tipti yani. Ya. Çay içelim mi? İçelim. Sen gerçekten sert erkeklerden mi hoşlanıyorsun? Ay hayır tabii ki. Hı, iyi hadi gidelim o zaman. Hayırlı olsun kanka. Sağ ol kanka. Ya olaya bak ya. Ya. Ben o, evet. sen ben yani. Ben de nasıl ne çıkıyor? Yani bakayım. Şöyle ben vallahi sana bakayım. Bakayım ben. Bir dur. Dur bir deneyelim biraz daha. Olacak biraz, gibi olacak. Değil ya. Yok olacak gibi değil. Ben seni beğenmedim ben ya. Ben de seni beğenmedim ya. Oh ya. Oh ya. Hiç ten uyuşmazlığı. Evet, ten uyuşmazlığı var. Ona baktım az önce. Ten uyuşmadı. Tamam. Evet, adamsın. Sen de adamsın. Kaydırmaya devam. Devam. Çok güzel git diyenler. Zil diyenler. Atakan, sen de değil mi skeçi Cemile yazarı? Atakan ve Cemile beraber yazdılar. Hafta boyunca efendime söyleyeyim birçok skeçi yazıp aynı zamanda revizesini yapıp aynı zamanda oynayıp büyük emek harcıyorsunuz. Atakan ve Cemile'ye ayrı bir alkış bunun için. Gerçekten. Yani skeç yapı olarak böyle bizi sonuna kadar sürükledi ama finalde böyle Ebru ile gitmenize biraz üzüldük galiba yani. Sen o böyle ikinizin kaçmasına üzüldük gibi. Güzel bir ÇG skeçimizdi. Bu burundan flüt çalmayı İrem Derici'den mi duydunuz? Yok, provada çıktı. Nasıl buldun skeç ile, ne diyorsun İrem? Çok beğendim. Yani en beğendiğim... Bugün o zil sürekli çalsın istiyorum ya. Gerçekten mi? Evet. Atakan çal be acı ya. Çal İrem Derici zili. Sen istersin de çalmaz mıyız be? Çok güzel hareketler. Devam ediyor alkışlarınızla sevgili Cem. Evet, şimdi sevgili misafirler aramızda... Bir kardeşimiz var, onun bir sürprizi varmış. İsmail Engin. Herkese merhaba. Burada benim için çok değerli biri var. Kız arkadaşım kendisi Pınar. Öyle mi? Aynen. Ayrı yerlere mi oturdunuz? Abi ben Bursa'dan geliyorum sürpriz yapmak için de haberi yoktu. Ne diyorsun ya? Aynen, tamamen şey oldu. O yüzden... Vay vay vay. Şu an bilmiyor mu burada olduğunu yani? Yok, şu an gördü. Yani. Şu an gördü. Göremiyorum, kuduracağım. Gel gel, çabuk gel İrem. Bak adam, şu sevgilisi... O da Bursa'dan gelmiş, haberi olmadan arkada oturuyormuş, saklanmış. Evet, arkadaş da sağ olsun. Arkadaş oldu. Ne yaptı? Yeni tanıştık, perde yapıyor. İşte saklıyor beni. Sağ olsun. Oyunlarda falan çok gülmüyorsun, dikkat çekmiyorsun, alkış yok. Alkışlayamadım, biraz şey oldu.
Hoş geldiniz siz de. Merhaba, hoş buldum. İsminiz neydi? Pınar ben. Pınar Hanım. Hiç peki dikkatinizi çekmedi mi? Aa, bizimkine benziyor falan diye hiç... Görmedim ki. Hiç görmediniz. Bilmiyordunuz. Hayır. Ana, bunu ben de beklemiyordum biliyor musun? Ben bile yan yanasınızdır diye düşünmüştüm. Şu anda çalışması gerekiyordu. Evet, şimdi lafı sana bırakıyorum kardeşim. Ben şöyle geçebilir miyim acaba? Tabii ki, istediğin yere geçebilirsin. Sahne senin. Ya hatta bir şey söyleyeceğim. Sen ama oradan aşağı sahneye gelseniz daha güzel olur ya. Hadi bir koşun. Buradaki seyircimiz de göremiyor. Bir koşun sahneye gelin be. Alkışlar çiftimize gelsin. Buyur abi, sahneye alalım. Evet, İsmail Engin'le, sizin neydi isminiz? Pınar. Yüksek sesle ezberlediğin cümleleri cebine sok. Gel gel. Biraz da öne gelin şöyle, öne gel. Ya kendisi bana çok anlam kattı. 5 yıldır beraberiz biz. 5 yıldır da uzaktan beraberiz. Diz çök. Bir daha aynı cümleleri söyler misin? Kendisi... Çünkü şu an daha fazla anlam katmış gibi duruyor. Söyle, güzel girdin. Anlam kattı mı ezberledin bir tek yolda? Bir sürü cümle var. Lütfen. Hayatımı güzelleştirdiğin için teşekkür ederim. Hayatımın geri kalanında bu anlamda beni mahrum etmezsen çok sevinirim. Seni çok seviyorum. Benimle evlenir misin? Bir dakika, cevabı duymadık. Çünkü mahrum etmezsen falan bana şey gelmedi, bilmiyorum. Evet, evlenme teklifinin cevabını sizden duymak istiyoruz. Sen yani... ben seni tanıdığımda böyle bir birliktelik gerçekten beklemiyordum. Hayıra gidiyor bu iş. Ve şu anda da inanamıyorum. Seni de tanımıyorum. Evet. Seni çok seviyorum. Benim için o kadar çok değerlisin ki yani sözlerle bunu anlatmam mümkün değil. Sonsuza kadar evet. Vay be! Bravo arkadaşlar. Çiftimize gelsin. Ve aniden beliren düğün perileri. Bu sefer kimse bayıltmazsa sevinirim. Dualar eder insan mutlu bir ömür için. Sen varsan her yer huzur. Huzurla yanar içim. Hep beraber. Çok şükür, bin şükür seni bana verene. Yazmasın tek günümü sensiz kadere. Ellerimiz bir, günlerimiz bir. Ne dağlar, denizler engeldir sevene. Bravo. Bu şarkı kalbimin tek sahibine. Ömürlük ya. Melekler nur saçmış Pınar'ımın yüzüne. Bravo. Mutluluklar diliyoruz abi. Şahaneydi. İnşallah bir ömür güzel, mutlu yuvanız olur. Çok öpüyoruz valla. Hemşerim. Tebrik İlk ediyoruz. İlk çocuğun adı kız olursa İrem, erkek olursa Eser. Evet. Lütfen. Evet. Alkışlar çiftimize gelsin. Tebrik ediyoruz. Evet, sevgili misafirler, ailesine söylediği bir yalan nasıl çığırından çıkar bir gencin, onu izleyeceğiz. Arif Cenan ve Ozan yazdı, çapraz sorgu geliyor, iyi seyirler diliyorum efendim. Oğlum, Pınar'ların evlenme teklifi neydi lan öyle? Ben görmedim ki oğlum. Pınar bir yerde oturuyordu. Herif başka bir yerde oturuyordu. Sonra şey oldu işte. Evet. Güzel oldu. Bizimkiler yatmış herhalde. Biraz sessiz olalım kanka, tamam mı? Oğlum böyle de olmadı. Bak kimseyle tanışmadan, etmeden Bünyamin amcayla Melek teyzeye bari bir merhaba deseydim lan. Yok oğlum ya. Ben onlara Mete'nin hakkında yani senin hakkında her şeyi anlattım ya. Her şeyi mi? He.
Oğlum geçen sınavdan önce çok su içtim. Sınavda da heyecan bastırınca ondan altıma kaçırdım. Onu anlatmasaydın. Yok lan, onu anlatmadım. He tamam, peki bir kıza sarktığımda abileri beni dövmek için geldiğinde altıma kaçırmamı? Yok, onu da anlatmadım. He tamam. E peki bir gün yolda böyle tuvaletim geldi, sıkıştım sıkıştım. BKM'ye gittim, tuvaleti aradım, aradım, aradım. Aradığım yerde değildi tuvalet, altıma kaçırdım. Onu anlattın mı? Oğlum senin bir sorunun var, bir doktora görün ya. Heyecanlanıyorum işte kanki. Tamam anlatmadım oğlum. Mete çok iyi çocuktur dedim. Onlara yeter o ya, tamam. Tamam. Okey, tamamdır o zaman. Bak annenle güzel yatak hazırlamış. Hadi, hadi ben gidiyorum. Pijama koymamış kanki. Kanka ben 10-15 dakikaya geliyorum. Eşofman ayarlarım sana. Neyse donla yatarım, bir şey yok. Aile evi lan burası. Allah Allah, geliyoruz dedik. Sen nereye gidiyorsun? Ya bu Arzu okullar tatil oldu ya. Bir gideyim babamın arabayı kaçıracağım. Onu bir göreyim geleyim, tamam? Ben de geleyim. Ne işin var oğlum ya? Allah Allah. Gideyim geleyim diyorum ya. Babam anlamaz zaten. Sazan. Sazan mı? He. Sen babana sazan mı diyorsun lan? Hadi hadi görüşürüz. Hadi yat, yat uyu ya, yat uyu. Ay, tamam çabuk gel. Tamam tamam hadi. Bu hastası mıdır nedir? Al işte kadınlar yol sermiş, anlatmış her şeyi ya. Ulan. Ben işi garantiye alayım da gideyim tuvalete ya. Ne muhabbet ettiniz ulan sabahtan beri burada? Ya telefon yoksa günün kârı bir. Ha! Ne diyor sizi ya? Harem, harem o, harem. Harem oğlum, gülmüyor oğlum. Kalk, gidin kalk. Allah aşkına ben ölürüm. Ne oluyor lan? Kim var? Kim var orada? Allah seni kahretmesin. O elindeki ne ya? Hırsız girerse diye. Ne yapacaksın? Yastık savaşı mı yapacaksın hırsıza? Ne var belki boğarız. Allah Allah. Elime ilk bu geçti. Ne yapayım? Bu kim lan? Ne bileyim, kim bu? Şey. Ya Bünyamin amca bir uyutmuyorsunuz ya. Evinize misafir geldik şurada. Sabahtan beri vır 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 kafamızda ya. Akın'ın arkadaşı bu. Akın'ın arkadaşı. Akın'ın arkadaşı kim ya? E Mete işte. Mete işte. Ha? Ay oğlum siz geç kalınca hiç gelmeyeceksiniz sandık. Ay korktum ya. Ya bir pijama bırakır insan. Şöyle yattık ya. Hale bak. Oğlum kusura bakma, hoş geldin yavrum da. Şey Akın nerede? Akın çöp atmaya gitti. Çöp kokarsa dedi, çöp atayım dedi. Ay düşünceli yavrum benim. Düşünceli vallahi ya. Düşünceli vallahi öyle. Ya. Oğlum kusura bakma, biz de böyle dan diye girdik sesi duyunca. Hırsız şey sandık. Hırsız vallahi sandık. Bir şey çalmadım amca, ben yemin ederim. Lan oğlum seni değil yani, hırsız girdi sandık. Ha. Öyle bu muhitte bu aralar çok dolanıyor. Hırsız var da ondan dolayı. Evet, canım. Şempanzencikle açıyorlarmış kapıları. Maymuncuk. Aynı tür. Hayır, kapıyı açtıkları şeyin adı maymuncuk. Ha. Ama her zaman maymuncuğa gerek yok yani. Eğer kapı kilitlenmediyse kapıyı böyle hafiften kendine doğru çekiyorsun. Kredi kartını böyle koyuyorsun. Böyle kapıyı kendine çekip kredi kartını tak diye yapınca dili kendi atıyor zaten. Şerefsizler ne yollar bulmuşlar hep işte. Şeref ne? Evet. Ne yollar? Çok fena. Hadi. Vallahi. Biz yatalım da sen de rahat rahat yat yavrum. Tamam, siz tamam. De rahat rahat yatın. Yat. Hadi hayırlı geceler. Allah razı olsun. Sağ olun. Haydi bakalım. Hadi sen de yat. Akın içeride mi? Çöp atmaya gitti demedin bu. E o zaman içerideki. Hırsız! Hırsız var! Evde hırsız var! Bünyamin amca ben çok korkuyorum hırsızdan ya. Vallahi ben gideyim ya. Güvenliğe hayır dur, güvenliğe dur. Güvenlik mi? Alo Rıfat! Rıfat çabuk gel, evde hırsız var. Geçmiş olsun abi, polise haber verin. 185'i arayın. Lan ne polisi ne 185'i? Çabuk gel bak, çabuk gel, evde hırsız var diyorum. Bünyamin abi salonda dövme, suçlu sen olursun. Yatak odasına çek adamı. Lan kur mu yapacağım hırsıza? Yatak odasına çek diyor. Çabuk gel lan buraya. Abi kanun böyle. Lan sen güvenliksin ya. Acaba sen mi gelsin? Ben mi çekeyim yatak odasına? Evet senin kurun çok şey oluyor böyle, alımlı oluyor. Gel. Gel çabuk buraya. Geliyor, geliyor. Tamam. Geliyor, geliyor. Tamam geliyor. Ne yapacağız? Ben gitseydim. Dur, ya. Dur, dur. Tamam, tamam. Tamam. Sessiz. Allah. Vur! Vur! Birader al sen de bunu, savaşın. Yok yok, bu işe yaramadı. Ne oluyor ya? Geç şöyle. Geç sen şöyle. Ne oluyor? Allah aşkına ne sesini aç sen. Demek ha? O ses senden geldi ha? O kadar duyuldu mu ya? Sus konuşma. Çırpçırını açın. Sus konuşma. 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 Yatak odasına gel. Ne
Ne yapacaksın bana Bünyamin amca? Sen, şşş! Sen benim kocamın adını nereden biliyorsun lan? Nereden biliyorum? Mete, ben Akın'ın arkadaşıyım. Ah! Evet. Bu kim o zaman? Ne bileyim ben o kim oğlum? Ne demek o kim ya? Asıl Mete benim, Bünyamin amca, Leyla teyze. Söylesenize bu hırsız. Hırsız mı? Ya bu evde bir hırsız varsa o da bu. Leyla teyze, ben hırsız olsam niye burada yatayım ya? Doğru söylüyor. Ya asıl ben hırsız olsam nasıl tuvalete gideyim de sifon çekeyim ya? Leyla teyze, bir de eve sıçmış hırsız ya! Dur, durun. Akın arıyor. Ara Akın'ı. Arayın, arayın. Ara Akın'ı. Çek. Kapalı. 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 Ne yapacağız? Geç, geç. Geç, şöyle geç. Ha? Geç, kimin ne oldu belli değil. Hırsız da yerine mi bileceğim şimdi? Kimseye güvenemiyorum. Ay, benim şey, kimlikleri ver. Kimliklerinizi verin. Kimliklerini ver. Kimliği kaybettim Bünyamin amcaya ama başvurdum ya devletten. Bende kimlik yok ama akbil var. Buyurun. Bak orada. Bak adım. Bu ne lan? Hep bütün yazlar silinmiş. Bu nasıl? O şey, ilkokuldan beri aynı akbili kullanıyor muydu? Şuna bak, resmi bile kendin çizmişik. Bu ne lan? Resmi iyi diyorlardı. Öyle benzememiş mi? Hayır. Bünyamin amca bunu da çalmış. Bunu da çalmış terbiyesiz. Kimden çaldı lan bunu? Sakın ha! Siz bu güvenliğe fazla güvenmeyin. Polise haber verdim Bünyamin abi. Hırsız nerede? Hırsız işte burada bunlar. Bunlardan biri. İki tane mi hırsız var? Hayır, biri Akın'ın arkadaşıymış. Hangisi? Ne bilek biz işte, ona bakıyoruz işte. Bu iş bende, merak etmeyin. Ha, hadi çöz. Bana bakın lan, beni iyi dinleyin. Şimdi size soru soracağım, hiç düşünmeden cevap vereceksiniz, tamam mı? Hanginiz Akın'ın arkadaşı? Ben. Hanginiz hırsız? İkisi de Akın'ın arkadaşı olabilir. Wow! Helal olsun lan. Vallahi lan, sala sala konuşma be. Akın'ın arkadaşı olabilirmiş de bilmem neymiş. Ya abi olabilir ya, Allah Allah. Çocuk belki sosyaldir. Benim onun yaşında 4 tane arkadaşım vardı. Beraber halı sahaya gidiyorduk var ya bak. O böyle dörtlü defansın ortasında oynuyor. Lan ne yapalım? Bize ne lan senin arkadaşlarından? Biz ya, ne yapacağız? Biz ne yapacağız? Sorguya falan çekin. Ne bileyim, Akın'la ilgili sorular sorun o zaman sorgu ya. Güzel, sorgu güzel. Sorgu güzel. Tanımıyoruz çünkü. Bilmiyoruz. Akın'ın arkadaşına da tanışmadık. Sor bir yandan. Hadi geçin, geçin. Otur. Çek. Çekin oğlum. Kafanıza mı vurayım? Ne anlıyorsun? Tamam ya. Akın'ın göbek adı nedir? Ne bileyim ben Akın'ın göbek adını ya. Hırsızsın işte. Arkadaşı olsan bilirsin. Abdullah. Abdullah mı? Zeki. Bilemediniz işte. Berku'ydu. Berku. Berku mu? Berku diye göbek adı mı olur ya? Olur. Olur. Niye olmaz? Tamam. Rahmetli babamın adıydı. Ne çabuk bitirdiniz. Şişt, tamam ya, Allah Allah. Korkularından belki doğru cevabı bile vermeyecek çocuklar. Sakin, ben soracaktım. Lan! Akın'ın en sevdiği yemek ne? Hamburger mi, bamya mı? Hamburger. Bamya. Bamya doğru. Ha işte. Bamya mı? Ya hangi çocuk bamya sever ya? Aa, öyle bir yaparım, parmaklarını yersin. Vallahi inşallah bir gün gelelim de yiyelim. Parmaklarımı mı? Akın'ı. Aman banyo. Ay. Ya saçma sapa konuşmayacaksın. Bir diğer soruyla devam ediyoruz. Haydi. Akın bana ne diye hitap eder? Heh, bunu biliyorum. Heh. Sazan. Dalga geçiyor. Ne biçim konuşuyorsun lan? Terbiyesiz hırsız adam hakkında ne biçim konuşuyorsun? Ne biçim konuşuyorsun sen? Sen cevap ver lan. Baba. Bu kadar basit ya. Babası. Bu kadar basit. Bünyamin abi, Bünyamin abi. Daha net sorular sormamız lazım. Çekilin. Daha spesifik. Spesifik. Spesifik, evet. Bana bakın lan. Akın'ın kalçasında doğum lekesi var. Evet. Sağ lobda mı, sol lobda mı? Sen nereden biliyorsun lan Akın'ın kalçasındaki doğum lekesini? Bahsetti abi. Lan konu ne ara oraya geldi? Nasıl muhabbet bu ya? Abi lütfen sorguyu kesme ya. Nerede lan? Söyleyin, nerede? Sağ lobda. Sol lobda. Ha? Sağ lobda. Bildim bu kez. Abi götürün hırsızı ya. Nedir yenge, bu? Yenge yanlışın var. Sol lobda. Sol lobdaymış. Lan oğlum ben de ordum. Ne demek solda, sağda işte? Hayır ya Allah'ım, geçen gün bana bahsetti. Sol lobda dedi. Ya ondan da iyi mi bir şey ya? Sol lobda. Lan iyi mi bildiniz? Allah Allah. Oradan... O çocuk benim çocuğum ya. Hatta doğduğunda soldaydı. Götü büyüyünce sağa kaydı. Biliyorum ben. Allah Allah. Olur mu ya? Sol diyor hayır adam. Yani, ama bahsetti. Lan Akın'ın götünü konuşmayı bırakıp artık olaya mı odaklansak? Tamam, doğru. Tamam. Kilit soruyu soruyorum o zaman. Bende. Kilit soru. Sen altına işiyor mu lan? Altında kaçırıyor musun? Fasır fasır bırakıyor musun lan? Cayır cayır bırakıyor mu lan? Ben bırakıyorum. Cayır cayır salıyorum altıma. Vallahi benim. Bu. Ah. Akın söylemişti bu. Benim, alın onu. Ya o telefonlarımıza bakın. Hakikaten ha. Telefonuna baksak o en başında çözülürdü. Lan salak, sen dedin ya soru sorun diye. Abi beni niye dinliyorsunuz ki? Ne de? Tamam lan, çıkarın lan telefonlarınızı. Çıkar, göster lan telefonunu. Ya sen değil mi Bünyamin amca ya? Şu ülkenin... Lan kes lan sesini.
Onun için değil, bakacağız akın numarası kayıtlı mı diye. Hadi. Çıkar telefonunu diyen coşuyor ya. Telefonum yok. Benim var. Benim telefonumu çalmış. Öh be kardeşim, bunu çalamadın diye de be, öh be. Hırsız, şifresini söyle lan. Heh, söyle lan. 1, 2, 3, 4. Doğru. Önceden 4 tane 1 yapıyordum, herkes anlıyor diye 1, 2, 3, 4 yaptım, bu da kolay olmuş. Tamam, akın numarası kayıtlı, bu demekiydi. Benim işte. Ya o vallahi benim telefonum, Bünyamin amca, galeriye bakın. Galeri olmaz. Galeri çıplak fotoğraflarım var, Bünyamin amca. Ya yalan söylüyor, öyle bir şey yok. Bir tane sünnetlik resmim var ya. Olur mu ya? Ben her yerden çektirdim sünnetliği. Yalan söylüyor, ya. Gerçekten yalan söylüyor. Hırsız bu ya. Hayır ya, ya tutun. Vallahi yalan oldu ya. Terbiyesiz. Alın götürün ya. Vallahi yalan oldu. Kafamızı karıştırmayın ya. Ne oluyor ya? Şimdi... Neredesin lan sen? Sen neredesin? Ben şey yapacağım. Akın yeğenim, sana çok kritik bir soru soracağım ama doğruyu söyle. Sor, tamam. Sor. Doğum leken hangi lobunda lan? Hangi senin lobunda? Abi, yani bunu mu merak ediyorsun? Gerizekalı. Evet, evet, ne var? Oğlum, senin arkadaşın kim? Mete. Mete'nin ananı. Hangisi Mete? Oğlum, söylesene. Bu desene, sabahtan beri ne çekiyorum? Babanın arabasını kaçırıp kızla buluşmaya gittin ya. Ne yaptı? Sen arabamı kaçırıp benim... Kızla... Lan sen arabamı mı kaçırdın benim? Olur mu öyle ya? Çöp atmaya gittin ya kanka ben burada yatarken. Sen gittin, çöp attın. He? Mete, kankam. Bu şiirdir. Şüphelenmişti. Pis hırsız. Pis hırsız. Ne oldu? Acaba gerçekten Mete ben değil miyim ya? Ha, değilsin işte. Değilsin. Kolpacı al götür abi. Tamam. Al götür. Hırsız. Hırsız. Hırsızım lan. Evet, hırsızım. Çalıyorum lan, çalıyorum. Evet. Şimdi de kendi telefonumu çalıyorum işte. Al. Çaldı ama ya. Çaldı ya. Lan telefonumu çaldı ya. Ben onu daha yeni çalmıştım ya. Yeni almıştım ben onu ya. Of, şerefsize bak, bir de iftira atıyor ya. Oğlum, yok diyor, arabayı kaçırdı da bilmem ne diyor. Çünkü bilir, ağzını yüzünü dağıtırım yani. Evet, evet. Bayağı dağıtırım evet, ondan dolayı. Yok baba, olur mu ya? Mete benim yani kankam. Yediğimiz içtiğimiz ayrı gitmez değil mi? Tabii canım, her gün bamya yeriz biz. Mete, ha, Mete, Mete. Mete. Efendim, benim efendim. Ay kusura bakma, seni de şey yaptık, suçlamış gibi olduk, yorduk oğlum. Olur, nasıl siz kusura bakmayın ya. Vallahi gece gece neler. Ben artık gideyim Leyla teyze. Hadi oğlum. Sakın öyle. Duymadım ki. Duymadım. Bu gece buradasın. Hayır, evet. Yok. Hayır, ben gerçekten gideyim. Hayır. Ben, hayır. Vallahi heyecandan kaçırıyorum, salarım buraya ben şimdi. Evet. Gideyim. Sorun değil, muşamba var altta. Hayır, ben... Oğlum, bak seni asla, bak kurda kuşa yeme demeyiz. Hırlısı var, hırsız var dışarıda. Asla bırakmayız. Yok ya, baba ya, yani koca adam yani ayağı var. Kalksın gitsin, hadi git. Ya, git ya. Ama o zaman ben arabayla bırakacağım. Yok yok, gerek yok ya. Yok ya, ben arabayla bırakacağım. Gel hadi. Tamam, ben... Hayır. Tamam. Görüşürüz. Hayır. Değil, hadi görüşürüz. Görüşürüz. Hayır. Görüşürüz. Hayır. Görüşürüz. Hadi Allah'a emanet olun. Arabanın anahtarını buraya durun. Selam söyle. Aa, buradaymış oğlum. Ha, burada evet. Hadi selam söyle, annenlerle de gelin bir gün. Aleykümselam. Haydi canım. Hadi güle güle. Ay neler yaşadık gece gece. Anne. Anne, o Mete değil. Nasıl lan? Ben babamın arabasını kaçırdım, kızmasın diye öyle söyledim. Lan sen, hırsızı babanla gönderdin mi? Allah senin belanı vermesin Bünyamin, Bünyamin. Şey olur, cüzdanı unutmuşum bir içeride, onu versene. Çocuk nerede? Aşağıda arabada. Araba nerede? Aşağıda. Çocuk nerede? Arabada. Lan, şeymiş o, hırsızmış. Bu yalan söylemiş, korkusundan senin arabayı... ...gönderdin, Allah'ın belanı vermesin. Bir dakika şimdi. Bir dakika. Sen ilk giden, bir dakika ilk güvenliğin aldı arkadaşın ol. Aşağıda benim arabadaki anahtar. Şerefsiz! Şerefsiz arabaya gidiyor. Lan içe tak vurdu arabayı. Senin belanı. Ne yapacağım ben şimdi? Ben sizden ne yapacağım? Arabaya gidiyor lan, hırsız götürdü arabayı. Anne, aşağıda muşamba serili değil mi? Ha, serili. Ben salıyorum o zaman. Şurada! Durun, yapma bari. Şikayet ederiz, yapmayın. Çok güzel diyenler. Zil diyenler. Yani zil, zil dendi ama zil de bile bir... Biliyorum. Seyirci ne derse o. Hayır, bugünün standardı da yüksek diye diyorum ama zillik gülündü. Yani yer böyle bir inanmada zorlandık gibi anlar oldu. Yani o Metin'in şeyi, seni Arif'i sattığı anı böyle bir
şey gel, biraz fazla geldi ama sonra Cemile onu oyunuyla güzel kapattı. Hani orası bir inandırıcılık şeyi oldu. Ama performans olarak Safa ve Cemile'ye bir ayrı bir alkış almamız lazım. Hakikaten. Ama nota tam karar veremediğimiz. Çok güzel hareket diyenler. Tamam. Zil diyenler. Tamam. Zil geldi Celal'cığım. Safa'yla Cemile. Kim yazdı? Cenan. Anonim ama... Tereddüt olunca tek başıma başa kim yazdı der böyle anonim. Arif Cenan, ben... Ozan. Ozan. Arif, buyurun kardeşim, zile gidiyorsunuz. İşte... Tamam. Çok güzel hareketler, devam ediyor alkışlarınızla. Evet İremciğim, şimdi sana yine bir soruyla geliyorum. Hiç internette güzel böyle linç yer misin? Yemediğim gün var mı acaba? Seni niye bu kadar linçliyorlar? Kaşınıyorum, kaşıyorlar ama şöyle söyleyeyim. Müzmin bir uyuz var bende. Kaşınmaya ölene kadar devam edeceğim. Peki sen sen linç atar mısın? Böyle kafana esti gibi, çünkü arada görüyorum yazıyorsun. İşim olmaz, yok. Hayır, var. Böyle şey tanıdık birine falan filan böyle şey yapar mısın? Ya... Bu linç konularının çok cehaletten geldiğini düşünüyorum. Yani bırak, bırak yani herkes istediğini yazsın, çizsin. Konuşma özgürlüğü diye bir şey, düşünce özgürlüğü diye bir şey var. Ha, başkasının özgürlük alanını zedelemeye başladığında orada zaten devreye başka şeyler girer ama oturduğumuz yerden evde bir tarafımızı kaşıya kaşıya sen de öyle yaptın, böyle yaptın, hadi be yapmaya devam edeceğim. Ama yani orada bir zevkli değil mi? Mesela ben evde oturuyorum, İrem Derici'ye bir şey yazıyorum, o da böyle alınıyor, o da ona cevap veriyor. Böyle zevkli bir şey diye de dönüşüyor insanlarda. Yani bilerek yapılan da var bence. Şöyle oluyor yani, şimdi oradan bir şey yazıyor. Evet, ve sana ulaşabiliyor ve seni delirtebiliyor. Evet. Harika giden bir gününün içine edebiliyor. Alınır mısın çok ve bunu kötü yorumlara? Eskiden alınıyordum, artık hiç umurumda değil ama geçenlerde böyle bir tersimden kalkmış bir günümde, hatta o da haber oldu her yerde. Şey yazmış, İrem Derici'yi Bebek'te gördüm, öyle çirkin değil, daha da çirkin gibi bir şey yazmış. Dedim ki ben Kapadokya'dayım. Bebeğe en son 5 sene önce falan gitmişim. 5 sene önce de hakikaten çirkindim bu arada da. Sen değilmişsin ama seni birine benzetip bir de senin tadını kaçırdım. Hayır, biliyor bak, şeyi biliyor. Ben günde 4-5 kere İrem Derici yazıp aratıyorum. Bunu biliyor. Benim de buna tepki vereceğimi biliyor. Ve artık vermemeye çalışıyorum. Ama bu linç değil zaten de. Senin EYS şova işte EYS'ye geldiğinde orada linç okumuştun en son bana. Hala bunu tweet atıyorlar senin yüzünden. Şöyle ama bir tweet. Ama çok iyi bir linçti ya. Hepsi birbirinden güzeldi. İrem Derici güzel olacakmış da güncellemesi yarıda kalmış gibi değil mi? Aynen o zaman da böyle gülmüştü. Ve bu program 3 sene önce çekilmişti. Evet. Kazandığım paraların yarısını yatırıp o güncellemeyi de tamamladım. Şimdi otursun evinde ağlasın onu yazan. İşte bu be. Yıllar sonra burada cevap verildi. Çok güzel. Evet, şimdi toplumsal bir linç adlı skecimiz geliyor. İyi seyirler, iyi eğlenceler diliyoruz. Haydi bakalım. Çetin! Çetin! Oğlum ne oluyor ya sabah sabah? Oğlum sen ne yaptın lan? Ne yaptım ya? Oğlum sen dün gece ne yaptın lan? Ne bileyim oğlum, ne yaptım ya? Sen dün gece tweet mi attın lan? Atmışımdır. Oğlum sen dün gece ne tweet attın? Bilmem ne tweet attım. Kahve içmeden güne başlayamam demişsin. Bunun için mi geldin ya? Bu kadar abartı ne ya? Allah, ben de bir şey sandım ya. Oğlum manyak mısın? Millet kapının önüne yığıldı ya. Tweet almış yürümüş. Lan nasıl yürüyebilir ya? 84 takipçim var benim. Oğlum önce enişten paylaşmış, sonra Eser Yenenler retweet yapmış, sonra İrem Derici'ye, oradan Yılmaz Erdoğan, Russell Crowe, Joe Biden'a kadar gitmiş iş ya. Harbi mi lan? Evet, bak. Ne diyorsun oğlum? Oğlum bak, 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 bak. Oha! Ya? 120 bin paylaşım, 1 milyon like. Evet. Süper lan. Baksana neler demişler. Ne demişler? Çay içmeyen güne başlayamıyormuş şerefsiz. Kahve içen Amerikan mandasını kabul etti demektir. Oha! Ya. Oğlum hashtag başlatmışlar lan. Sen de yargılanacaksın Çetin. Ya, ananı da mentionlamışlar. Oğlum ne biçim tonluyorsun ya?
Ne biçim tonluyorsun? Sen bir de arkadaşım olacaksın. Kötü ne var bunda kardeşim? Millet kafayı yemiş. Al şunu ya. Oğlum çaycıları delirttin. Çaycıları delirttin. Açmayalım bence. Oğlum ne oluyor ya? Bu kadar büyütecek ne var ya? Aç oğlum. Ne olabilir? Aç. Annen nasıl? Peşinde bey kaldı. Bir dakika. Benim götümü kim elledi? Ben elledim. Hayırdır Çetin, seni doğuracağıma taş doğursaydım. Sakin ol İlyas, ben doğurdum zaten. Sağ sütümü helal etmiyordun. O da benim lafım. Koyunumuzda yılan beslemişiz. Ha, onu de ben biliyorum. Ya baba ne oluyor sabah sabah? Zaten afyonun patlamamış ya. Ay afyonu patlamamış. Karıcığım hemen okkalı bir kahve yap bırak çünkü kahve içmeden güne başlayamaz. Abartma İlyas ya. Ben mi abartıyorum? Bugün çay yerine kahve içen, yarın fındık yerine kaju yer. Hamsi yerine somon yer. Allah muhafaza horon yerine tango eder. Oğlum televizyonu açından haberlere düşmüşsün. Ya oğlum sırası mı ya? Herkese günaydın. Konumuz bu mu şimdiye? Hoş geldiniz. Bildiğiniz üzere Çetin Cevizoğlu'nun attığı tweet ülke gündemine bomba gibi düştü. Çaysever dernekleri, Çaycılar Odası ve Çayseverler kınama metni yayınladılar. Konuyla alakalı iki tane konuğum var. İlk olarak sağ tarafımda uzman... Pardon. Ama sinir bozucu bir tweet bu kadar abartılmaz. Konuyla alakalı iki konuğum var. Ya. Ezgi de hayatta gülmez yani, dalağa düşmez ama gerçekten Ömer çok saçma duruyorsun ya. Ve hiç bozmaman daha sinir bozucu. İyi misin Ezgi? Biraz doya doya bak istersen Ömer'e, ondan sonra devam et. Hele birazdan olacaklar. Konuyla alakalı iki konuğum var. İlk olarak sağ tarafımda uzman çayolog Edip Çaysever var. Hoş geldiniz. Hoş. Diğer tarafımda kahve terapi anabilim dalı uzmanı doçent doktor Ahmet Sade Gürkan. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Ömer. İlk olarak size soracağım. Nasıl değerlendiriyorsunuz bu konuyu? Bakın, bizim kültürümüz çaydır. Bu yabancı küresel... Bu... Bir şey an ben de sordum. Çok özür dilerim. Pardon, çok özür dilerim abi. Ben bence başka bir şey... Evet, şey bu sesle sonuna kadar gidemezsin. Bu bence herkesi yorar. Şu an onu fark ettim. Evet, sen başka bir tiple devam et. Hemen tekrar. Hoş bulduk efendim. Çok güzel hareketler tarihinde bir ilk yaşanıyor. Sahnede tip buluyor biri. Ya ben dedim acaba yorar falan diye çok düşündüm. Abi çok özür dilerim. Hadi. Buyur buyur sen de. Edip Bey, konuyla ilgili düşünceleriniz nelerdir? Efendim bizim kültürümüz çaydır. Bu yabancı küresel kahve lobisinin yaratmış olduğu bir komplo. Ve bu komplonun adı da çayofobidir. Pardon efendim, pardon. Ben bir soru sorabilir miyim acaba? Bir çayın kaç yıl hatmi vardır? Bana söyleyebilir misiniz? Tamam, şimdi spesifik olarak bir sayı veremem ama... Ben verebilirim efendim. Bir acı kahvenin tam olarak 40 yıl hatmi vardır. Ulan 40! İşte... O tekinin... İşte sizin gibiler yüzünden zaten bu ülkede kahveler kültür olarak değişiyor. Yani onu sevk ediyorsunuz insanları. Ve okulların etrafında kafeler açılmaya başlıyor. Ve kahve kullanım yaşı 13 ve 14 yaşına kadar düştü. Kanıtlamazsanız şerefsizsiniz. Aa. Bekim Hanım, ben şerefsiz miyim? Estağfurullah Edip Bey, olur mu? Bakın gördünüz, ben şerefsiz değilim. Demek ki şerefsiz sizsiniz. Aa, düzgün konu, şuna düzgün konu. Hararetlendi sanki değil mi? Buyurun çay için, çay hararete alır. Ulan cahil herif, o çay o çay değil ulan. Lan! Adam Çaykovski dinlememiş, cahil bir adam, bana cahilsin diyor. Çaykovski kim vardı? Çaykovski kim? Ay ah oğlum, ah insanları ikiye böldürün resmen ya. Ya zaten kahveciler de kendi arasında bölünmüş durumda şu an. Nasıl yani? Yani Türk kahvecileri var, üçüncü nesil var, latte var, oho. Yani kahvecilerden bir şey olmaz, sorun çaycılarda. Çay öyle mi? Bir çay var, bir de açık çay var. Ulan o herkes bu tweet'imi bekliyormuş ya, kapı durmuyor. Bakayım. Yenge gelmiş. Gelsin, gelsin. Çaya uzanan eller kırılsın. Tamam. Çaya uzanan eller kırılsın. Zaten. Aşkım, Melis. Çetin, konuşmamız lazım. Ya sen de mi tweet muhabbeti ya? Kafayı yemedin değil mi? Yok, ben yemedim ama babam yemiş olabilir. O çocuktan hemen ayrılacaksın. Bir daha görüşmeyeceksin. Biz izleriz, adamı affetmeyiz dedi. Nasıl ya?
Siz İzmirli değil miydiniz? Bütün kızlar İzmirliyimden. Ya ne oluyor orada ya? Ne oluyor lan? Sallama çay göndermişler. Senin de resmin var. Seni de böyle sallandırırız diyorlar. Beni de mi sallandıracaklar? Aşkım gideriz buradan. Başka memleket ne yok bize ya? Lütfen gidelim. Ya seni kimse istemiyor. Anlasana artık. Son dakika haberi varmış. Tüm dünya bunu konuşuyormuş. Evet, Londra muhabirliği. Londra muhabirimiz şu an Buckingham Sarayı'nda ve Kraliçe Elizabeth basın toplantısındaymış. Dinliyoruz. Çetin Cevizoğlu'nun attığı tweet, İngiltere gibi çayı çok seven bir ülkeyi derinden üzmüştü. Bu konu Birleşmiş Milletler Konseyi'nde masaya yatırılacaktır. Çetin Cevizoğlu ve ailesi, ben yaşadığım müddetçe İngiltere'ye giremeyecektir. Aha, İngiltere'ye de gidemeyeceğiz artık. Ya baba, bir iki seneyi unuturlar ya. Baksana şunun haline. Boş ver. Vazgeçtim. Ben öldüğüm sürece giremeyim. Aa, Kraliçe Elizabeth hattan düştü. Bayağı da fena düştü. Kemiği de kaynamaz şimdi. Evet. Allah Allah. Ya biz sanki ölüyorduk ya İngiltere'ye gitken. Ben gidecektim. Belki beş çayı içecektim Londra'da. Yalnız onlar çayı sütle içiyor İlyas. Çay sütle içilir mi ya? Çok kötü olur diye düşünüyorum ama tweet atmıyorum Çetin'cim. Kendime saklıyorum. Ya Melis, bizi isteyen bir yer buluruz ya. Vardır bizim de sevenimiz ya. Ya yok işte, niye anlamıyorsun Allah Allah? Fakat en büyük destek de Çetin Cevizoğlu'na kahve üreticisi olan ülkelerden geldi. Hatta kendisine vatandaşlık vermeyi dahi kabul ettiler. Bak gördün mü, sevenimiz çok çok şükür. Bu ülkeler arasında Uganda, Guatemala, Honduras ve Etiyopya bulunuyor. Birazdan 3. Dünya Savaşı başlayacak mı? Az sonra. Lan benim yüzümden başlamayacak herhalde. Melis. Kusura bakma Çetin'cim, ben seninle ömrümü Etiyopya'da geçiremem elveda. Ya Melis, gitme, ne olur gitme ya. Gidiyorum ben. Çayımıza dokunma, sabrım ben sana sığma. Çayımıza dokunma. Tamam oğlum, tamam ya. Ben bir konuşayım mı bunlarla ya? Oğlum gözleri dönmüş, saçmalama, çıkma dışarı ya. Oğlum çay içen insandan zarar gelmez. Tamam ben konuşayım ya, tamam. Ya tamam, ya tamam. Ya, tamam. Ya, tamam. Ya, tabii. Buyurun. Sağ ol abi, yatağım yatağım. Abi sen ne yapıyorsun ya? Nasıl bir aile oldunuz siz? Ne yapıyorsunuz Allah aşkına ya? Çok alındık ya. Kusura bakma ya. Bizim uşağın zahilliğine ver ya. Abi vallahi çok alındık. Hepimiz çok kırıldık ya. Abi sen niye kırılıyorsun ya? Zaten kahvehane işletmiyor musun sen? Doğru. Adı kahve ama her gün çay içiyor herkes orada. Lan o da doğru. Tamam, bu duruma göre çayhane olması gerekmiyor mu adının? Ben hiç böyle düşünmemiştim lan, bir dakika. Ya ne alakası var? Her gün batak atıyoruz. O zaman batakhane olması lazım. Yazıklar. Bu durumda ben şerefsizin önüne giden oluyorum abi. Batakhane ne ya? Ya ne salavatıdım ya? Abi bana bak. Herkes acayip durumda. Sen bir süre kahveye falan gelme abi. Nasıl acayip ya? Kötü bir şey mi değilim? Abi çok fena. Kahvedekiler, hadi ben neyse, kahvedekiler acayip ana avradına sövüyorlar. Anama mı? Avradın önemli değil yani. Ya neden alın yapsın? Bakma sen de. Sen bir süre kahveye gelme abi. Ya niye gelmesin bu? Bütün gün benimle evde mi oturacak? Ben bütün gün ne yapacağım bununla ya evde? Ne bileyim abi, ne yapıyorsan yap. Kaç bir yerlere ya. Benden haber bekle. Tamam mı? Tamam. Haber bekle. Ben onları uyarlayacağım abi. Kurban olayım. Tamam mı? Ya sen ne yapıyorsun? Tamam. Tamam, geç oğlum sen. Sen geç şöyle. Sana da yazıklar olsun be. Çay var, içersen, yol var, gidersen, ben var, seversen be. Helal olsun abi. Helal olsun. Ay oğlum, sana ne oldu böyle? Çay içen insandan zarar gelebilirmiş ya. Sana kahve gönderdiler. Al. Bana mı? White chocolate mocha mı dedi, bir şey dedi. Mocha. Bu ne du ya? White chocolate mocha'nın içen de kendine kahve içiyorum demesin diye düşünüyorum. Ama tweet atmıyorum. Gözlem yapıyorum sadece. Baba ya. Evet, evet. Çetin'in evindeyiz. Çetin Bey, Çetin Bey. Tweet'le ilgili bir açıklama yapmak ister misiniz? Ya çekmeyin kardeşim, çekmeyin ya. Çekmeyin. Oğlum bir özür dile, kapansın bu konu işte ya. Özür dilerim de babacığım, güler yüzlü ol. Tamam. Sakın heyecan yapma, bilmediğin soruyu boş bırak. Ya benim verecek çok güzel, mantıklı bir cevabım var. Merak etmeyin. Ver cevabını. Hadi bakalım. Tamam, hadi. Hazır mısınız? Hazırız. 3, 2, 1 yayındayız.
Evet Çetin Bey, bir tweet attınız, dünya gündemine oturdunuz. Tweetinizle ilgili bir şey söylemek ister misiniz? Kuzenim yazmış. Bur ya! Ha, yazdı, yazdı. Onu mu buldunuz? Ya yaktın, Erdinci başını da yaktın ya. Ulan desene, bana dış güçler attırdı o mesaj tweet'i desene. Ya tamam baba ya. Çetin Bey, pişman mısınız? Evet, çok pişmanım. Kahve içmeden güne başlayamıyorum dediğim için... Yüce Türk halkından ve tüm çayseverlerden çok özür diliyorum. Çok pişmanım. Şöyle bir... Çok pişmanım. Peki, çayı alalım. 85 milyonun önünde bu çayı içer misiniz? Ya niye içmeyeyim? Ben çaydan nefret ediyorum demedim ki. Sadece sabahları kahve içiyorum dedim. Yani bunda bir şey yok. Bu ne ya? Şekersiz bu. Bunu nasıl içiyorsunuz ya? Zift gibi. Evet sevgili seyirciler, gördüğünüz gibi Çetin Bey şekersiz çay içenleri ötekileştirdi. Hayır, ötelemedim kimseyi. Evet. Ötekileştirmedim. Oğlum ya, ne olursun, özür dile, tatsızlık çıkmasın. Ya anne, ben belki tatlı seviyorum ya. Mesela ya, elmayı da ekşi sevmem. Aa, gördüğünüz gibi sevgili seyirciler, Çetin Bey Yılmaz Erdoğan'ın Ekşi Elmalar filmine de bir gönderme yaptı. Aynen öyle, ya, aynen evet, öyle. Elimizi kontrolacak. Evet, Çetin yani, Bey, Türk sinemasına meydan okuyorum diyebilir misiniz? Diyemeyiz, diyemeyiz ya. Olur mu öyle şey? Oğlum, atıklar kendini de artık. Evet. Ya baba, o kadar insan beni mi takip edecek? Ya işi gücü yok? Oo, iş çok ama gençler iş beğenmiyor mu diyorsunuz? Çetin Bey, özür dilemeyi düşünüyor musunuz? Ya hayır, özür dilemiyorum. Bu ne saçma bir şey ya? Konuştukça batıyorsun ya. Ya baba, ya bunların da işine geliyor. Sen niye şey yapıyorsun ya? Milletler kutuplaşınca insanlar bunların da işine geliyor. Niye? Çünkü paylaşımları artıyor, reytingleri artıyor. Milleti böyle linçliyorlar, bunların işine geliyor. Bunlar böyle ama benim fikir özgürlüğüm nerede? Yok benim fikir özgürlüğüm. Hanımefendi, bir şey anlatıyorum, bir şey konuşuyoruz. Bir bakar mısın? Hani çekiyordunuz az önce. Pardon, pardon. Abla bak ya, Eser Yenenler bir tepsi güllaçla fotoğraf paylaşmış. Ah, ah ne yaptın Eser ya? Evimizin çocuğuydun sen ya. Ne var ya bunda, paylaşsın adam ya. Ya oğlum, bütün şerbetli tatlıcıları karşısına almış adam. Evet, Hatay Künefecileri Derneği kınamış. Ve baklavacılar Gaziantep'ten İstanbul'a yürüyüş başlatmışlar. Hemen, hemen çekelim. Ha, bunu kaçıramayız. Koş. Böyle iş mi olur be? Çayınızı ezdirmeyiz size. Allah'ım. Ne oldu şimdi ya? Kanka, bir gün herkes linç edilecek ama 15 dakikalığına. Sen unutulup gitmişsindir bile şimdi. Vay arkadaş ya. Ben bir tweet atayım. Aman. Ne atacağım lan? Saçma sapan bir şey atma. Bir şey atmayacağım ya. Ben dersim aldım, merak etmeyin. Kimseye ilgilendirmeyecek bir şey atacağım. Merak etmeyin ya. Ne yazdın? Oh be, dünya varmış. Aha, bütün galaksinin dikkatini çektin Çetin. Evet. Evet, dünya var Çetin. Bak var da öyle seni. Baba, baba! Çok zargı diyenler... ...zil diyenler... ...Murat'la Ozan zil çalmaya... Gelsin ya kardeşler. Bravo. Yani bu fantastik denemeleri yapmamız lazım bence. Yani biraz böyle bir uçma, kaçma falan filan, bu hikayeler bence sahnede çok güzel çalışıyor. Yani ya senin tipin de Cemile, inanılmazsın ya. Ya o ya ilk baştaki selamın, konuşma gerçekten. Ömer'in sahnede bir ilki gerçekleştirmesi. Yani Ömer provada aynen bu. Yani tipler arıyor, şey yapıyor. Bugün ilk defa sahnede skeç esnasında yaptı. Ve hala bence bir iki üç tip daha deneyebilirdin. Yani... Abi ben deneyecektim zaten de öyle bir şey alamadım ya. Vay şey, o ne abi, alamadım. Enerji alamadın. Ya. Şeyi yapamadık ya. Orada daha iyi olabilirdi ya. Evet İrem, ne diyorsun? Bir güzel bir konuya değiniyor skeç. Sen nasıl hissettin? O abartıyı o kadar güzel vermişler ki yani, abartıyı abartıyla vermek cuk yani. Çünkü hakikaten bir şeyi düzeltmeye çalışırken başka bir yerden tokadı yiyorsun. Çözümü umursamamak, çözümü hissizleşmek. Ben artık diyorum ki bir linç buradan geliyor, buradan gidiyor. Umurumda, umurumda değil. Hacı, ne güzel doğurmuşum, nasıl eğitmişim, nasıl savundu kahveyi ya. Mavi kanlı Asilzade, yemin ediyorum. Oğluma bir alkış rica ediyorum. Oğlum! Evet, çok güzel hareketler, şahane bir şekilde devam ediyor sevgili izleyenler. Evet sevgili izleyenler, gecenin tamamı için zil diyenler. Çok teşekkür ediyoruz.
İrem Dirici'ye şahane performansı ve eşlik için çok teşekkür ediyoruz. Böyle sahneye alıyoruz. BKM Mutfak oyuncularını alkışlarınızla bu kadar skeci yine çalış, hafta boyunca sahneye koy. Alkışlarla sahneye alıyoruz efendim. Mutfak oyuncuları geliyor. Evet sevgili misafirler, gecenin sonuna geldik. Hepinize şahane bir bayram diliyoruz. Görüşmek üzere. Haftaya görüşmek üzere. İyi akşamlar. Bizden bu kadar bu akşam. Arıyor yani, arıyor.